akşamlar. Ben Fatih Portakal. Hoş geldiniz. Seçimlere 34 gün kaldı. Liderler Fox'ta diyoruz sevgili izleyenler. Ve bugün itibariyle başladık. Günlerdir duyurusunu yapıyorduk. Selahattin Demirtaş, HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş konuğumuz olacak diyorduk sizlere. Evet, oldu da. Hem sizler soracaksınız hem bizler soracağız. Öncelikle Sayın Genel Başkan hoş geldin diyelim. Eş başkan hoş geldin diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sağ olunuz. İyi akşamlar. Ve peki kim kimiz? Biz bizeyiz. Biz ev sahibiyiz. Onu söyleyelim. Sadece bizim takımdan oluşan bir ekibimiz var. En başta takım kaptanı Doğan Şentürk. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni. Daha sonra Tülay Ünal Öşten var. Ankara Haber Müdürümüz. Ve İsmail Küçükkaya, zaten onu biliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Ve Ankara'nın efsane isimlerinden Sedat Bozkurt. Sedat abi hoş geldin, sefalar getirdin. Diyelim herhalde Doğan Şentürk Bey hoş geldin dersiniz. Ev sahibi olarak hoş geldin diyelim. Çok teşekkür ederim. Sayın Genel Başkan hoş geldiniz. Sağ olun. Tarafsız, objektif, doğruların ekranında. Bu süreçte Mayıs ayı içerisinde liderleri almayı planlıyoruz ve ilk sizinle başladık. Umuyoruz ki bütün liderleri burada konuk edelim ve konuşulmayanları konuşalım. Söylenmeyenleri söyleyelim ve sorulmayanları soralım en başta. Burada tabii halkın merak ettiği, vatandaşın, seçmenin merak ettiği her şeye cevap aramaya çalışacağız. Ve ilk soruyu da ben genel yayın yönetmeni hakkımı kullanarak sorayım. Size Selahattin diyebilir miyiz? Sayın Başbakan'ın bu çıkışını nasıl buluyorsunuz? Vallahi işin doğrusu çok hani seçim dönemlerinde tabii ki siyasi partiler, siyasi parti liderleri birbirlerine karşı şu veya bu şekilde atraksiyonlar yaparlar ama isimler üzerinden, kimlikler üzerinden, inançlar üzerinden insanların sorgulanması, yuvalatılması, tartışma açılması doğru bir iş değildir. Tabii ki isteyen istediği şekilde hitap eder. Yani öyle bir zorunluluk yoktur. Fakat saygı sınırlarını aşmadan herkes istediği şekilde elbette ki ifade eder. Ben o şekilde tartışılmasını doğru bulmuyorum. Yani Sayın Başbakan elbette ki bir partinin genel başkanı ve başbakan sıfatıyla partisinin programını, hükümetinin yaptıklarını anlatmak hakkına sahiptir. Ama bunu yaparken başkalarına hakaret ederek, başka diğer partilerin, muhalefet partilerinin seçmenlerini de küçümseyecek, kıracak, incitecek şekilde konuşmasını ben doğrusu yadırgıyorum. Sonuçta 8 Haziran günü, yani seçim tantanası bittikten sonra da yüz yüze bakacağız. Hepimiz bu ülkede yaşamaya devam edeceğiz. Başka bir ülkeye uyanmayacağız. Ve öylesine bir kampanya olmalı ki 8 Haziran'da karşılaştığımızda birbirimize bakacak yüzümüz olsun. Hem seçmenler olarak hem siyasi partinin yöneticileri, genel başkanları olarak, eş başkanları olarak yüzümüz en azından bu süre zarfında fazla yıpranmasın derim. İnşallah kampanya tansiyonu giderek düşen ama daha çok beyannameler, bildirgeler, gelecek Türkiye vizyonu üzerine bir tartışmaya dönüşür diye umut ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum Fox camiasına. Evet, liderleri ağırlamanız son derece kıymetli bir iş. Fakat gönül isterdi ki hep birlikte burada olsaydık. Sonuçta 5 genel başkan ve eş başkanız. Biz çok istedik. Büyük parlamentodaki partileri. Yıllardır Türkiye'de yapılmayan bir şey. Bizim biraz da çocukluk ve gençlik yıllarımızda gördüğümüz bir şeydi bu ama. Ondan sonra bitti işin doğrusu. Olmuyor. 12-13 yıldır AKP döneminde hiç yaşanmadı. Fakat seçmen bütün partileri aynı anda görme, izleme, duyma, soru sorma ve karşılıklı kıyaslama yapma hakkına sahip olabilmeli bence. Bizim bu konuda hiçbir çekincemiz yok. Bütün partilerle aynı anda bu platformlara çıkabilir, tartışabilir. Şimdi çok tek daha iyi olur. Kabul ettiler. Sayın Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli de önümüzdeki günlerde değil mi? Peki. Fatih birlikte olacak. Evet. Sayın Başbakan'a da buradan davet ettik, davet gönderdik. Sayın Başbakan'ın da buraya katılmasını bekliyoruz. İnşallah. Umudunuz yok mu? Yani Sayın Cumhurbaşkanı doğrudan davet etseymişsiniz daha iyi olurdu diye. Peki, şimdi tatlı tatlı konuşuyoruz. Şunu söyleyeyim sizlere, bizlere Demirtaş Fox'ta tabelası üzerinden de ulaşabilirsiniz dedikten sonra Cumhurbaşkanı dedi, bir şey soracağım size. İlk soru benden gelsin, ikinci soru benden gelsin. Siz rakip olarak kimi görüyorsunuz AK Parti'de? Yani şimdi az önce dediniz ya, Cumhurbaşkanı'ndan söyleyin, Cumhurbaşkanı gelsin dedi. Siz Ahmet Davutoğlu'nu mu görüyorsunuz rakip olarak kendinize, yoksa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı mı görüyorsunuz rakip olarak? Aslında kişiler rakip değil, partiler, parti programları rakiptir. Ve bunu bizler genel başkanlar ya partimizde olduğu gibi eş genel başkanlar olarak halka anlatmakla, adaylarımızla birlikte halka anlatmakla mükellefiz. Bu konudaki muhataplar siyasi partilerdir. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ne bir siyasi partinin genel başkanıdır. Evet, yakın zamana kadar bir siyasi geçmişi, parti kimliği var.
bütün bunların hepsi yadsınamaz gerçeklerdir. Ama resmi olarak elbette ki Sayın Cumhurbaşkanı bu kampanya süresince muhatabımız değildir. Kendi kendini zorla muhatap etme bir arayışı var şüphesiz ki. Çünkü muhalefet partilerini eleştirme, yeri geldiğinde hakaretlere varan söylemlerde bulunma gibi bir tutum sergiliyor. Biz de mecburen cevap vermek durumunda kalıyoruz. Yoksa siyaseten muhatabımız değil kendisi. Partilerin yöneticileri, sözcüleri muhataplarımızdır. Peki, çözüm sürecinden başlayalım önce. Tülay Hanım, ne dersiniz? Evet, çözüm süreci. Şimdi herkes ne oldu sorusunu soruyor. Yani masa devrildi diyenler var, can çekişiyor diyenler var. Nereye gidiyor çözüm süreci? Çok değerli bir başlık aslında. Yani keşke şu sorunuzu şöyle cevaplayabilseydik. Yani ya da bu soruyu siz sorarken ne güzel işte çözüm sürecini iyi bir noktaya getirdik de Türkiye nefes aldı, bazı şeyleri başardık noktasına gelebilmiş olsaydık. Fakat her seçim dönemi özellikle çözüm sürecinin tartışıldığı, işte 2013'ten bu yana son çözüm süreci, öncesinde biliyorsunuz Oslo süreci vardı. Onların tamamı da seçim dönemlerinin içerisine sirayet eden, seçim dönemleri üzerinde etkili olan ya da tersi seçim süreçlerinin çözüm süreci üzerinde etkili olduğu dönemler oldu. Velhasıl her seçim döneminde bu konu tartışıldı, bu mevzu tartışıldı. Dikkat ederseniz her seçim döneminde süreç bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. İstisnası yok bakın. Her seçim döneminde süreç sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. Bunun da nedeni şudur. Hükümet seçim atmosferine girilmeden önce seçim sürecinde hızlı bir gidişat varmış gibi sürekli adım atılacak, atılmak üzere bir şeyler yapıldı, yapılacak izlenimi verirken seçim satım haline girildiğinde yani seçime 2 ay, 3 ay kaldığı dönemlerde hep seçim kalp krizi geçiriyor. Süreç kalp krizi geçiriyor, çok özür dilerim. Bu dönemde de karşılaştığımız durum budur. Şimdi en son biliyorsunuz 28 Şubat'ta Dolmabahçe'de bir mutabakat metni açıklandı. Mutabakat metni açıklanırken hükümetin resmi yetkilileri, sözcüleri, bakanları, bizim de parti adına İmralı heyetimiz Sırrı Bey, Pervin Hanım ve İdris Bey ortaklaşa bir metin açıkladılar. Aslında okunan metin üzerinde mutabakata varılan bir metindi ve bu metinde 10 maddelik bir çözümün ana ilkeleri diyebileceğimiz, yani çözüm sürecinde çözmemiz gereken ana başlıklar nelerdir konusu vardı. Bir de aynı metne 10 maddeye bağlı, onunla bağlantılı silahsızlanma mevzusu vardı. Ve ikisi aynı anda kamuoyuna deklare edildi. Kamuoyu şu beklenti içerisine girdi artık. Yakın zamanda bu 10 madde, 10 ilke çerçevesinde müzakere yürütülecek. 10 madde burada tekrarlama gerek yok ama ana hatlarıyla Türkiye'nin demokrasi sorunlarının temel başlıkları. Yani içinde ifade özgürlüğü de var, seçim barajı da var, efendim örgütlenme özgürlüğü de var, yönetim modeli de var, devletin idare şeklinin tartışılması mevzusundan tutun. Çevre, kadın haklarına kadar yani hepimizin günlük yaşamda karşılaştığı, tartıştığı ve tümüyle yeni bir anayasayla çözülebilecek aslında ilkesel başlıklardı. Bunlar Dolmabahçe mutabakatından açıklamasından kısa süre sonra yani belki bir hafta içerisinde İmralı'da bir gözlemci heyetin huzurunda, izleme kurulu dediğimiz izleme kurulu heyetinin huzurunda tartışılmaya başlanacaktı. Ve bu alenileşecekti artık. Yani içinde gazetecilerin, aydınların, yazarların, belki akademisyenlerin bulunduğu sayı 5, 10 neyse belirlenmiş isimler İmralı'ya girecek. Sormak gerekiyor. Ne oldu da? Ne evet, oldu da? Yani bunlar olması gerekeni anlatıyorum. Yani ne olması gerekiyordu onu anlatıyorum. Şöyle bir şey var. Biz yani masa kuruluyor, masa devriliyor. Diyalog sağlanıyor, diyalog bozuluyor. Biz kamuoyu olarak, gazeteciler olarak aslında bu süreçte pek bir şey bilmiyoruz. Yani neden diyaloğun kurulduğunu, neden diyaloğun bozulduğunu, masanın nasıl kurulduğunu, masanın neden bozulduğunu, masanın tekrar dağıtıldığını, daha doğrusu aslında masa şu anda var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Masa var aslında, yani fiziken de var, aslında siyaseten de var. Çözüm süreci masası dediğimiz şey, Sayın Cumhurbaşkanı inkar etse de, Sayın Cumhurbaşkanı seçimlerden kaynaklı veya kendi inandığı ideolojik duruşundan kaynaklı aslında, inanarak söylüyor bunu bence. Seçim öncesine denk getirmiş olması, bunu açık yüreklilikle söylemiş olması sadece bir taktik olarak da görülmemeli. Masa var ve bu masada Türkiye'nin temel sorunu 100 yıldır belki Türkiye'nin canını yakan, hepimizin canını yakan, demokrasi sorunuyla da doğrudan bağlantılı ama esas da Kürt halkının inkarından, dilinin, kültürünün, geçmişinin inkarından kaynaklı, Türkiye'de de hepimizin eşit yurttaşlık hakkının elinden alınmış olmasından kaynaklı bir sorunun çözülmesi için kuruldu masa.
Tabii ki oradaki tartışmalar da bitmeyecekti. Orada tartışılacak ana ilkelerde uzlaşılırsa görev artık parlamentonun olacaktı. Çünkü orada yasa yapılmıyor. Orada Türkiye kamuoyuna ve parlamentoya aslında bir teklif sunulacaktı. Biz şu şartlarda bir anayasanın yapılmasını Türkiye toplumuna öneriyoruz ve parlamento da bu çağrımıza kulak verecek, destekleyecekse yeni bir anayasada, özgürlükçü, sivil bir anayasada uzlaşma sağlanılsın ve eş zamanlı olarak hızlı bir şekilde Sayın Öcalan da çağrı yapacak, PKK silahları bırakma ve savaşa, çatışmaya son verme kongresi toplayacak, karar alacaktı. Bunların tamamı bakın bir ayda da olabilirdi, 15 günde de olabilirdi. Bunları hızlandırmak çok mümkündü. Fakat şu hissiyat yaratıldı, yani hükümet sözcüleri tarafından şu hissiyat yaratıldı. Sanki Dolmabahçe'den mutabakat açıklandıktan sonra hemen ertesi gün ya da 1-2 gün içerisinde silah bırakma kongresi toplanacak ve silahlar bırakılacak, artık bu sorun bitmiş olacaktı. Biz de onu anlatmaya çalıştık. Dedik ki bakın, İmralı'daki görüşmenin, mutabakatın içeriği bu değil. Dolayısıyla kamuoyunu yanıltmayın. Bir müzakere başlayacak orada. Birkaç gün, belki birkaç hafta sürecek bu müzakere. Sonrasında da bu sonuçlar çıkacak. Yani siz... Tabii ki bu da çıkması gereken sonuçlardan İsmail biridir. İsmail, sana geleceğim de. Evet. Yani bir şey sorabilir miyim? Şimdi hükümet şu 10 maddeyi tartışmadan veya hiç dikkate almadan, o yokmuş gibi, mutabakat yokmuş gibi, silahlar neden bırakılmadı diye hesabı, faturayı bize kesmeye çalıştı. Şimdi şu bunları, olabilir mi efendim? Bu mutabakatı sağlayan sadece biz değiliz. Bakın oradaki mutabakat çok zorlu tartışmalar sonucunda hem devlet heyetinin, hem hükümet adına bu işle uğraşan, hem de bizim heyetimizin de İmralı'da çok çetin, zorlu görüşmeler, dışarıda büyük provokasyonlara rağmen gelinmiş iyi bir noktaydı. Ve Türkiye toplumu bunun arkasındadır. Ben halen Türkiye toplumunun bu barış sürecinin arkasında olduğuna yürekten inanıyorum. Gelinen noktada hükümet şunu gördü. Dolmabahçe mutabakatı AKP'ye oy getirmiyor. Büyük bir oy patlamasına yol açmıyor. Bunu gördüler. O zaman biz niye bu mutabakatın arkasında olalım diye Sayın Cumhurbaşkanı ilk fitili, ilk ateşi çakarak AKP sözcüleri de arkasından, evet ya biz hani bu süreci bu kadar önemseyeceğimize, asıl oy alabileceğimiz yerlere, konulara yönelelim diye bir seçim taktiğini de öne çıkarmaya başladılar. Evet. Zaten seçim beyannamelerinde biliyorsunuz işte matbaaya giderken düştü gibi ciddiyetsiz yaklaşımlarla çözüm sürecini de beyannameye almamış oldu. İsmail, çok büyük bir ciddiyetle yaklaştıkları bir çözüm süreciydi. Fakat şu olabilir mi efendim? Sizin bu sürecin en kritik aşamasında yapmış olduğunuz bir açıklama var. Biz Erdoğan'ı onun istediği gibi bir başkanlığı hakkını vermeyeceğiz. Biz buna geçit vermeyeceğiz dediniz. Ve ayrıca bu seçimlerin en kritik noktası sizin partinizin %10'u aşıp aşamayacağı. Evet. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın kafasında bir başkanlık modeli var. Ve onun gerçekleşmesi için de aslında sizin barajın altında kalmanız gerekiyor. Bütün onların yaptığı siyasi simülasyonlar bize bunu gösteriyor. Bu çözüm süreci derken milliyetçi oylar, tabii MHP'ye mi kayıyor? Bir takım tartışma ve değerlendirmeler. Ve sizin başkanlığa geçit vermeyeceğiz sözünüz. Ve kamuoyu anketlerinde barajın tam sınırında olmanız, yani barajı geçme noktasına gelmeniz etkilemiş olabilir mi? Hiç şüphesiz. Az önce belirttiklerimize artı olarak sizin ifade ettiğiniz, sorunuzda belirttiğiniz şeylerin tamamını ekleyebiliriz. Dediğim şey şuydu zaten ilk cevaplarken. AKP bu mevcut sürecin ve Dolmabahçe'de ilan edilen mutabakatın oya dönüşmediğini görünce ve bizim de bu konuda evet parti olarak girip barajı aşarak özgürlükçü bir anayasa, tek adam sistemini reddeden özgürlükçü bir anayasa konusundaki kararlı tutumumuzu görünce buradan bana bir şey yoksa o yüzden ben bu sürecin içinde olmayayım gibi bir tutuma hızlı bir şekilde girdiler. Yani Türkiye buradan ne kazanacak, toplum buradan ne kazanacak, bunu çok hesap etmediler ya da umurlarında olmadı aslında. Başkanlık sistemi bütün AKP kadrolarının Sayın Cumhurbaşkanı etrafında kenetlenerek, kilitlenerek Türkiye'nin ihtiyaçlarını bir kenara bırakıp bir tek kişinin ihtiyaçlarına endekslenmiş bir süreç yönetmek istedilir. Biz de buna karşı çıktık. Cumhurbaşkanı kastediyorsunuz değil mi? Çünkü tabii ki biz çözüm, demokratik çözüm ve barış sürecini birileri çıksın bu ülkede başkan olsun diye yürütmüyoruz. Biz bu sürecin içerisinde bulunurken, desteklerken, çaba sarf ederken birileri çıksın da başkan olsun diye bu çabayı sürdürmedik. Kimse kusura bakmasın ama herkesin demokrasi beklentisi var. Haklı olarak özgürlük beklentisi var. Bunu karşılamayacaksa bu süreç, biz bu süreçten o halde ne anladık diyeceğiz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı sürekli süreci kendine yontup oradan güç devşirip
oradan aldığı güçle, tırnak içinde belirtiyorum, barış sürecini elinde rehine tutarak, ben başkan olursam ancak barış süreci olur, ben başkan olursam ancak çözüm süreci olur, barış gerçekleşir, beni başkan yaptırmayacaksanız ülkeye barış da yok diyorsa, biz de diyoruz ki evet, seni başkan da yaptırmayacağız, ülkeye barış da getireceğiz. İkisinin aynı anda olabileceğini göstereceğiz. O nedenle seçim kampanyasında asla barış sürecini ötekileştiren ya da öteleyen bir tutum sergilemedik. Biz halen çok değer veriyoruz. Çünkü bu AKP'nin ihtiyacı olan bir mevzu değildir. AKP oy verenler de dahil olmak üzere Türkiye'nin 77 milyon yurttaşının ihtiyacı olan bir mevzudan söz ediyoruz. Barış herkesin hakkıdır. Barış hakkı diye bir şey var. Özgürlük herkesin hakkıdır. Sayın Cumhurbaşkanı arzu etmiyor diye, istemiyor diye vazgeçecek falan değiliz. Yani biz çözüm sürecinin şu anda donduğunu düşünüyoruz. Seçimlere kadar karşılıklı güçlü bir adım atılmayacağı artık aşikar ortada, parlamento kapalı. Seçimin sonucuna göre belki AKP kendini gözden geçirecektir, bilemeyiz. Fakat biz her halükarda, seçim beyannamemizde de belirttiğimiz gibi her halükarda demokratik, barışçıl, silahsız çözümün tarafı olacağız. Bu barajı aşsak da aşmasak da bizim ilkesel tutumumuzdur. Siyaset ve yaşam gerekçemizdir aslında. Peki, arada, şimdi çok pardon, özür dilerim. PKK'da silahsızlanma kongresi toplamayacaklarını açıkladılar. Bu tekrar ne zaman toplanabilir? 15 Nisan'da toplanacaktı bildiğimiz gibi. Aslında takvimler üzerinde de tartışma yürütülmüştü. Yani dediğim gibi çok mümkündü. Müzakere bir başlasaydı aslında çok iyi bir noktaya gelinmişti. Sonuç itibariyle bütün ülke hem silahsızlanmayı bekliyor hem gerçekten demokrasi konusunda hangi adımların atılacağını duymak istiyordu. Bu ikisini de aynı anda yapabilirdik, başarabilirdik. Belki somut adımlar, yeni anayasa yapma süreci elbette seçim sonrasına kalacaktı. Yani parlamento şu anda anayasa yapabilecek durumda değil. Bu da bir realite. Fakat Türkiye rahat bir nefes alacaktı. Yani bugün Sayın Başbakan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın meydan meydan dolaşarak efendim silahların gölgesinde siyaset yapılmaz deme efendim şeyini ortalıkta dolaştıracaklarını, iddiasını veya suçlamasını ortalıkta dolaştıracaklarını bulsaydılar, hep birlikte başarsaydık, seçim öncesi silahsızlanma da gerçekleşseydi. Keşke başarılabilseydi. Biz çok arzuluyorduk. Çünkü hani biz silahların gölgesine falan siyaset yapma heveslisi de değiliz. Böyle bir çalışmamız da yok. Ama en nihayetinde Türkiye'de çatışma potansiyeli varken, dağda elinde silahlı insanlar varken, PKK'liler varken ve bu ülkenin ordusu da varken, geçmiş 30-40 yıllık çatışma gibi acı bir deneyimimiz de ortadayken, tümüyle silahlar devre dışı kalmadan bu risk her zaman vardır. Ve biz bu riskin tümüyle ortadan kalkması için işte bu müzakere sürecinin başlaması gerektiğini düşündük. Sedat abi, sana vereceğim sözü de o zaman seninle birlikte, siz de Selahattin Bey, şuna da dikkate alırsanız, sizin oyundan bahsettiniz. Bu tehlikeli bir oyun değil mi? Bu masa devrilecek olursa, Cumhurbaşkanı Baldıran zehrinden bahsetti. Bu masanın devrilmesi aslında tehlikeli bir oyun. Böyle bir masanın devrilebileceğini çok düşünmüyorum. Dondu dedim süreç. Masa duruyor. Siyaseten de duruyor. Fiziken tamam, de duruyor. Şey, Fatih ve sizi Sayın Genel Başkan. Ama bu Sayın Sırrı Süreyya mutlaka devam edecektir diye düşünüyorum. Masa devrilirse başka şeyler olur dedi. Ne demek istedi Sayın Sırrı yani, Süreyya Aynar? Şunu ifade etti Sırrı Bey. Bakın o açıklamasında heyetimiz kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Başka şeyler olması için uğraşırlar ama biz yine de başka şeylerin olmasına izin vermeyiz dedi. Bu Sırrı Bey'in cümlesidir. Yani masa devrilirse umurumuzda değil, ne olursa olsun demedi. Tam tersine başka şeyler olur ama biz buna da izin vermeyiz. İzin masa devrilse bile biz demokratik siyasetle çözüm konusunda ısrarcıyız. İlkeli yaklaşımımızı deriz. Selahattin Bey, şimdi yani teknik olarak Türkiye'nin bütün meselelerine dokunmuş seçim bildirgesi üzerinden konuşuyorum. Bir siyasi partinin bu kadar dar bir alana sıkışıp burada sürekli top çevirmesi doğal olarak sizin de çok hoşunuza gitmiyor ama biz de mecbur kalıyoruz bu alanda sorular sormaya. Ama şöyle temel bir itirazım var benim. Süreç üzerinden biraz önce siz söylediniz. Bir takım hakların elde edilmesi müzakereyle olur mu? Bir de müzakere ettiğiniz yapının bir devletin kurumu, MİT olması, sonuç olarak bir örgütün liderinin, hükümlü bir örgütün lideri üzerinden bu sürecin yürütülmesi ve her... Biraz önce siz de çok normalleştirerek anlattınız. İşte seçim sürecine girildiği için milliyetçi oyların kaçtığı görülerek süreç askıya alındığı gibi bir cümle kurdunuz. Bu çok normalleştirerek anlatılıyor. Tam tersi, yani seçim dönemlerinde siyasi partiler yapabilecekleri vaatleri dile getirmeleri gerekmiyor mu? Yani siz belki onu yapıyorsunuz, bunu yapmayanlar da var. Bir de tabii ki soru geliyor mu Sedat Bey? Soru tam bu soru. Yani süreç üzerinden, yani gerçekten bir süreç var mı? Gerçekten bir süreç var mı? Bir müzakere, ne müzakere ediliyor? Yani siz hak olarak tanımadığınız şeyleri kimle nasıl müzakere edersiniz?
hakların müzakere edilmesi ne kadar doğru ve bu müzakere edilen kurumlar ya da müzakerenin muhatapları üzerinden bir itirazınız yok mu? Bakın şimdi dünya genelinde de bu tür sorunlar eğer aklı selim bir mecrada ele alınmışsa hep müzakere yöntemiyle çözülmüştür. Sadece bu ve benzeri sorunlar değil. Aslında sorunların yani aile içi sorunların, devlet birey arası sorunların, işçi patron arası sorunların, sendika efendim yönetici arası sorunların tamamının çözülme yöntemi bir tür müzakeredir dikkat ederseniz. Bu da benzeri bir şekilde Türkiye'nin en ciddi sorununun müzakere yöntemiyle çözülmesinin denendiği bir süreçtir. Evet, süreç var ortada ve bu tür süreçlerde aslında müzakere edilen şeyler hak ve özgürlükler değildir. Bugüne kadar toplumda incinen, kırılan duyguların tamiri bu tür süreçlerde, müzakere süreçlerinde gerçekleşir. Bu tür süreçler aynı zamanda toplumda oluşmuş ön yargıların kırılması, travmaların atlatılması, toplumun değişime, çözüme hazırlanması. Bunu çift taraflı söylüyorsa öz eleştiri hem kendi açınızdan hem diğer açıdan. Bunların tamamı bu müzakere sürecinin içerisindedir. Kamuoyu desteğinin oluşturulması, kamuoyunun taleplerinin görünür hale getirilmesi ve bunlar tamamıyla o formel olarak kurulan müzakere masasının etrafında toplumsal olarak şekillenir. Müzakere sadece oturup sen ne alacaksın, ben ne vereceğim mevzusu gibi teknik bir mevzu mesele değil. Parlamento da bu tartışmaların içindedir. Toplum da, sivil toplum da, medya da bu tartışmaların içindedir. Dolayısıyla müzakere süreci dediğimiz mevzuyu kapsamlı büyük bir kolektif akıl yürütme süreci olarak ele almak lazım. Orada teknik olarak yasa yapım süreci gibi bir şey işletilmiyor ya da bir al-ver meselesi gibi bir tüccar-ticaret mantığıyla meselelere yaklaşılmıyor. O nedenle müzakereye ihtiyaç vardır. Yani toplum olarak biz müzakere ediyoruz aslında. Dikkat ederseniz bakın sizin bu soruları sormanız, benim bunu cevaplamam bile müzakerenin bir biçimidir aslında. Toplumun önünde bunları tartışıyoruz. Toplum her yerde bunu tartışıyor. Bunlar zaten topluma mal olmadan, bizleri bunu tartışmadan kalıcı, sağlıklı bir çözüme ulaşılmıyor. Bu birinci yönü. Müzakere yapılmak zorundadır bu nedenle. İkinci olarak da ortada bir silah mevzusu ve meselesi var. Bunu kimse inkar edemez. Silah yokmuş gibi davranamazsınız. Yani gelin teslim olun çağrısıyla da bitmiyor bu iş. Dolayısıyla o meselenin, silah meselesinin de sağlıklı bir şekilde görüşülüp bir uzlaşıyla çözülmesi, yani çatışmadan, kavga etmeden, kan dökmeden çözülmesinin de yolu yine müzakeredir. Karşılıklı güven oluşturma, birbirine inanma, evet biz bu sorunları konuşarak çözebiliyoruz, birbirimize silah doğrultmamıza gerek yok, bunu yaptık ama bu doğru bir iş değildi, bakın konuşabiliyoruz, çözsek de çözemesek de konuşabiliyoruz. Ama burada bir ilave yapabilir miyim? Silaha gerek Selahattin yok, Bey. Duygusunun oluşması için de taraflar arasında yine müzakere bir ilave yapabilir şart. Miyim? Burada... O nedenle müzakere küçümsenecek bir mevzu değil, çok özür dilerim Fatih Bey. Estağfurullah. Evet, ben işi normalleştirme açısından özellikle ifade ediyorum. Çünkü kamuoyunun çözüm sürecinde bitti artık bu iş olmaz duygusuna kapılmaması lazım. Bu duyguyu güçlü tutmamız lazım. Ben buna inanıyorum. Zaman, yani müzakere belli bir aşama kaydetmek gibi sizin anlatımınızdan ortaya çıkıyor ama sonuçta bir Roboski'niz var, Rojava'nız var, Kobani'niz var. Devletin Kürt alerjisi devam ediyor. Bu aşamada bir şey kaydetmediğiniz görülüyor. Toplumsal yapıda işte hedef olarak Batı'da, Karadeniz'de büro açamıyorsunuz, stand açamıyorsunuz, masa koyamıyorsunuz. Yani 3 yıldır süren de bir şey var, süreç var, müzakere tırnak içinde söylüyorum. Bir aşama kaydedilmemiş. Ha bunları bırakalım, çatışalım demiyorum. Sonuçta hani Kürt hareketinin iki tane kanadı var. Bir siyasal, bir silahlı kanadı. Silahın araç olarak kullanılacağı bir dönem de değil. Siz bir siyasi genel başkan olarak etnik kimliğinizi de ortaya koyarak taleplerde bulunabiliyorsunuz. Hani böyle devrimci şiddet üzerinden meşrulaştığı cümle kurmak istemiyorum ama hani silahın bu denklemde devlet adına da kullanıldığı zaman ya da örgüt adına da kullanıldığı zaman bir açacağı kilit de yok. Yani bu anlamda bunların konuşulması birazcık anlamsız değil mi? Bir şey daha söyleyeyim. Ona ilaveten Cumhurbaşkanı yine bir sözü vardı. Silahların gömülmesi gerekiyor dedi. Sizin Sedat Bozkurt'un sorusuna cevap verirken bunu da onun içine katarsanız silahların tamamen gömülmesi gerekiyor. Tabii PKK'yı kastediyor. Onunla birlikte cevaplarsanız iyi olur. Şimdi bazı şeyler değişiyor elbette. Bakın müzakere süreci hiçbir şey getirmedi ve bu tartışmalardan bir şey kazanmadık demek yanlış olur. Bir defa tartışma kültürü kolay gelişen bir şey değil. Bakın bu ülkede halen Kürt sorununu konuşabilmek, evet çok özgürlükçü bir ortamda bunları tartışmıyoruz. Öyle bir iddiam yok. Fakat biz yani bu sorunu tartışmaya cesaret gösteren bütün toplumsal kesimler olarak şu
süreç başladığı için fikir beyan edebiliyoruz. Kendimiz açısından söylemiyoruz. Yani süreç başlamadan da biz konuşuyorduk. Yani siyasetçiler olarak biz en azından kendi cephemizden söylememiz gereken ne varsa söylüyorduk. Fakat önemli olan bunları söylemek değil. Karşınızda bunları dinleyebilecek bir kulak var mıdır, yok mudur? Eğer o kulak açık değilse dinlemeye, iletişim kanalları açık değilse sizin ne konuştuğunuz ve nasıl konuştuğunuz çok önem arz etmiyor. Çözüm süreci bunun fırsatını sağladı. Evet, saldırılar oluyor. Karadeniz'de, Trakya'da, Akdeniz, Ege'de bürolarımıza saldırı oluyor ama bunların büyük bir kısmı küçük grupların, özellikle de hükümetin, AKP'nin tahrik ettiği, bazılarını örgütleyerek, kışkırtarak saldırttığı gruplardır. Onun ötesinde Türkiye'nin tamamında... Siz bunun elinizde bir delil varken mi söylüyorsunuz yoksa bir duyum veya başka bir şey? Hayır, ben bilerek çok söylüyorum. Çok ciddi bir iddia. Görüntüler de var çünkü bazı yerlerde AKP üyeleri o saldırıların içerisinde yani. Bakmayın başka parti işaretleri falan yapıyorlar ama o partilerin sorumluları açıklama yapıyorlar. Bizim üyelerimiz değil, biz arkasında değiliz diye açıklama yapıyor. Dolayısıyla iletişim kanallarının açılması bizler açısından çok kıymetliydi. Toplumun birbirini dinlemesi çok önemliydi. Şu anda Türkiye'nin tamamı dinliyor. Yani HDP'nin ne söylediğini anlamaya çalışıyor. Bu iletişim kanalını kurmak işte bu müzakerenin önemli bir kazanımıydı. Başarıya ulaşması AKP'nin de yani diğer muhatabımızın da aynı yolu izlemede ısrarcı olmasına bağlıydı. Dikkat ederseniz onlar aynı yöntemi izlemiyorlar. Yani iletişim kanalları bu kadar açıkken topluma çözüm konusunda atılması gereken adımlar konusunda ikna edici hiçbir şey söylemiyorlar. Biz yapacağımızı yaptık diyorlar. Oysa onlar da üzerine düşen görevi yapsalar ve topluma deseler ki evet, çözüm sürecinde bize düşen görev de demokrasi ve özgürlükler konusunda adım atmaktır. Biz de bu adımları atacağız dese toplum şu anda bu kanalları açık tutuyor. O nedenle tamamlayıcı bir şey söylemek istiyorum. Evet, Kürt sorunu bu süreçte çözülmedi. İyi bir demokrasi aşamasına gelmedik. Yeni anayasa yapılmadı ama dikkat ederseniz toplumun tamamında bu beklenti yükseldi. Bunun başarılamamasının nedeni karşımızdaki muhatabın, AKP iktidarının demokrasi çıtası çok düşük. Demokrasiden, barıştan anladığı şey çok farklı. Ama deseniz ki niye konuşuyorsunuz bunlarla? Hükümet bunlar. Yani verebileceğimiz başka cevaplar konuşup da iktidar bunlar. Keşke bunlar olmasa. İşte 7 Haziran'da değiştirme fırsatı var. Demokrasiden anlayan, evrensel standartlarda, insan hakları evrensel standartlarına saygı duyan, çıtasını oraya çıkarmış bir iktidar görev başına gelirse müzakere 3 yılda çözüm süreci kalıcı halede gelebilir tabii. Bunu tamamlayan bir şey söylüyor. Bu öyle görülüyor ki müzakere sürecine bağlı değil silahlara veda. Daha çok seçim sonuçları belki etkili olacak. Karşılıklı silahlara vedayı kastediyorum. Eğer HDP barajı geçemezse, yani 7 Haziran'dan sonra bu silahlara veda nasıl gerçekleşecek? Bir. İkincisi de müzakere süreci başında işte 2013'te başlayan Nevruz'da başlayan diyalog, ardından 28 Şubat'taki müzakere süreci AK Parti'nin işine gelmiyor dediniz ve kamuoyundaki genel yorumlarda bu yönde ve oy kazanamayacaklarını anladılar. Bunun tam tersini düşünürsek AK Parti'nin işine gelmeyen ve oy kaybettiren bir şey HDP'nin işine geliyor demektir. Tek taraflı olarak mesela 15 Nisan'da PKK kongresini toplayacaktı ve silah bırakacaktı belki o kongrede. Bunu tek taraflı yapamaz mıydınız? Seçimden sonra baraj geçemezse eğer HDP biz, silahlara vedaya nasıl yansır? Biz bu konuda her halükarda ısrarcı oluruz. Yani biz PKK'nın tek taraflı bir şekilde müzakere süreci yürütmesini falan isteyemeyiz. Yani müzakere karşılıklı yürür ama tek taraflı olarak eğer Türkiye'ye karşı silah kullanma konusunda bir karar alıyorlarsa, bu koşulları sağlayabilirsek ki HDP barajı aşarsa bu konuda çok daha güçlü oluruz biz. Siyaseten bu çağrıyı yapma, siyaseten bu konuda etki yaratma açısından çok daha elimiz güçlenmiş olur. Sonuç alma konusunda da ben daha ileri bir mesafe kat edebileceğimizi düşünüyorum. Ama hani baraj altı kalma gibi bir durum olursa, öylesine bir aksilik olursa, biz yine de her halükarda seçim beyannamemizde de var, silahların asla konuşmayacağı bir ortam yaratacağız. Bu konuda ısrarcıyız. Yani çünkü mecliste olmadan hani, nasıl yapacaksınız bunu Selahattin Bey? Nasıl yani olacak? Bizim siyasi parti olma ehliyetimizi ortadan kaldırmıyor. Geçen gün o lafı söylediniz. Biz her halükarda bir siyasi parti olma gücümüzü sürdürüyoruz. Sadece bir meclis grubu
gibi bir organdan eksik kalarak siyaset yapmaya devam edeceğiz. Çok önemli bir mevzidir, çok önemli bir alandır parlamento. Fakat parlamentoda olmadık diye Türkiye'yi kan gövdeyi götürsün diyemeyiz. Yani bir şey bizim Türkiye'nin bütün herkese karşı sorumluluğumuz var. Bunu sağlamaya devam ederiz elbette. Şirin'in programında o cümleyi kurdunuz. Sivil itaatsizlikten bahsettiniz. Bu benim kafamda soru işareti yarattı ister istemez. Acaba bir kaosun içerisinde mi? Sivil itaatsizlik nedir? Nereye götürür ülkeyi? Bunu hesap edilerek kullanılmış bir cümle midir veya kurulmuş bir cümle midir? Gerçekten o an için mi söylediniz yoksa aklınıza geldiği için mi? Çünkü tehlikeli bir cümle o. Olur mu? Olur mu Fatih Bey? Sivil itaatsizlik dünyanın birçok yerinde denenmiş. Yani Gandhi'den efendim işte Amerika'daki zenci hareketlerine kadar denenmiş ve sonuç alınmış şiddet içermeyen eylemlerdir. Ben o konuşmamda da belirttim. Bakın programda da belirttim. Asla şiddete yol açmayan, şiddete teşvik etmeyen sivil itaatsizlik eylemleriyle yürüyüş, miting, imza kampanyaları yani hükümeti erken seçime zorlayacak ve barajı düşürerek erken seçime zorlayacak bir sivil itaatsizlik kampanyası düzenleriz dedim. Bunun neresi korkunçtur ki? Öbür türlüsü yani bizim sivil itaatsizlik eylemleri yaparak hükümeti sıkıştırmadığımız durum korkunçtur. Tek başına bir diktatör bu ülkeyi yönetmeye başlayacak. Bence insanlar korkacaksa ondan korksun. HDP'nin sivil itaatsizliğinden niye korkuluyor ki? Tam bu noktada. Şimdi ben tabii Çalar Saat bir Fox geleneği olarak Türkiye turuna çıkıyor biliyorsunuz. Doğru. Her yere gidiyoruz. Orada gözlemlediğim zaman şöyle bir ikilemle karşı karşıya kalıyoruz. Bir tarafıyla Doğu ve Güneydoğu'da Adalet Kalkınma Partisi ile HDP var. Ve bugünlerde Sayın Cumhurbaşkanı da ağırlıklı olarak Doğu Güneydoğu'ya çıkıp yine ağırlıklı olarak dini ağırlıklı sizin muhafazakar seçmene yönelik bir açılım yapmaya çalışıyor aslında. Ve şunu anlıyoruz gezilerden gördüğümüzde. Orada iki parti var. Maalesef diğer partiler yok Doğu ve Güneydoğu'da. Ve sizin barajın altında kalmanız için daha fazla oyun AKP'ye kayması gerekiyor birincisi. O kesimi nasıl ikna edeceksiniz? Yani %50-50 Kürt seçmen üzerinde gördüğümüz kabaca. İki, benim etrafımda böyle bir baktığımda batıya gittiğimiz zaman sizi Erdoğan'ın süper başkan, tek başkan gibi bir hedeflemesinin önündeki tek engel görmeye başladılar. Yani haklı Erdoğan'ı haklı durdurursa Selahattin Demirtaş durdurur diyorlar. Ama bir tarafıyla da Demirtaş demeyelim de HDP durdurur. HDP'nin Demirtaş diyorlar aslında. Ağırlıklı olarak bir Demirtaş figürünün çıktığını görüyoruz. Ama batılı seçmeni nasıl ikna edeceksiniz? Biraz da şunu da çok duyuyorum. Demirtaş ama elim gitmiyor diyorlar mesela. Nasıl ikna edeceksiniz? Yani bunun tamamının cevabı aslında bizim seçim beyannamemizde var. Bu programda daha çok herhalde bunu konuşacağız. Çünkü Türkiye'nin temel mevzusu evet barış konusu çok önemli. Biz bu ülkede barışı sağlarken şu temel hak ve özgürlükleri sağlamadan barışı da kuramayız. Ama barış gerçekleşecekse biz hiçbir şekilde hani sadece başkanlık tartışması üzerinden bir kampanyada yürütelim diye demeyeceğiz. Başkanlık Türkiye'nin başına büyük bir dikta rejimi örme faaliyeti ise bunun panzehiri barış kavramı ve barış üst başlığı altında temel hak ve özgürlüklerdir. Biz bunu anlatıyoruz ve Türkiye'nin tamamını anlatıyoruz. Evet, Türkiye'nin tamamında sesimiz duyuluyor. Az önce sorunuzda ifade etmeye çalıştığım gibi iletişim kanalları açık. Yani insanlar aslında HDP'yi dinliyorlar, bizi dinliyorlar. Yeni bir siyaset biçimine, yeni bir siyaset diline Türkiye'de ihtiyaç var. Biz de bu ihtiyacı duyuyorduk. Yani biz anamızdan doğduğumuz günden beri siyasetçi değiliz. Bu ülkenin siyasetinin kahrını çeke çeke büyüdük ve bugün hasbelkader bir görev, bir sorumluluk sahibiyiz. Ve yanlış bulduğumuz, yanlış gördüğümüz her şeyi düzeltmeye çalışıyoruz. Siyaset yapma biçiminden başladık. Bakın bu seçimde bir defa siyasetçinin dili, evet seçimi kazanma endeksi olacak. Fakat kamplaşma, kutuplaştırma, gerilim yaratma ve seçim sonrasında da bu açtığı yaraları telafi edilmeyecek şekilde kamplaştırdığı, kutuplaştırdığı insanların birbirinden nefret edebileceği pozisyonlara getirerek bir kazanım elde etme siyasetini değiştiriyoruz mesela. Eğer biz kazanacaksak ilkeler doğrultusunda herkesten oy istiyoruz. Bir defa partimizin profili, söylemleri, aday profili, beyannamemizdeki ilkeler tamamı Türkiye'deki bu kamplaştırma ve kutuplaştırma siyasetinin yarattığı veya yol açtığı yaraların iyileşmesi için bir merhem gibi geliyor. Herkes bunu hissediyor. Gittiğimiz her yerde bu
iyi olma, kendini iyi hissetme haliyle karşılaşıyoruz. Çünkü gerçekten çok yaralı insanlar. O kadar incinmiş ki insanlar siyasetin dilinden, devletin kullandığı hoyrat dilden, hakaret dilinden, kendisini azarlayan, vatandaşı ötekileştiren, parmak sallayan, her akşam vergisini verdiği devlet yöneticileri tarafından hakarete uğramış bir şekilde başını yastığa koymaktan bıktı insanlar. O nedenle siyaset yapma biçimini değiştiriyoruz. Türkiye'nin batısına nasıl sesleniyorsunuz dediniz ya, işte Türkiye'nin batısı doğusu bir defa bu dili iyileştirme, rehabilite etme, yaralarımızı sarma dilini çok benimsiyor. Hepimizin buna ihtiyacı var. İkincisi, biz bu dili kullanırken doğru şeyleri de anlatıyoruz. Yani sadece üslupla, güzel tatlı sözle yapmıyoruz bunları. Doğru şeyleri anlatıyoruz. Yani yaralarımıza merhem olacak çözüm önerilerini de çok gerçekçi, reel bir şekilde ortaya koyuyoruz. Gençlik politikası, kadın politikası, işçi, köylü, çiftçi, engelli, emekli, çocuk, bunların tamamıyla ilgili alternatif politikalar ortaya koyuyoruz. Bunlarla birleşince Türkiye'nin batısı da, doğusu, kuzeyi, güneyi de bizi daha fazla Selahattin dinlemeye Bey, başlıyor ve etkili olduğumuza, etkili bir Selahattin sonuç Bey, bir ortaya şey çıkardığımıza inanıyorum. Şunu şöyle bitireyim. Din üzerinden evet siyaset yapılıyor. İnanç üzerinden siyaset yapılıyor. İşte yaraları kanartma siyaseti odur. Dikkat edin, mezhepler yuhalatılıyor meydanlarda. İnançlar, kimlikler yuhalatılıyor. Yani toplum kendi içinde öylesine kamplaşmış ki bir kez daha zaten kanayan yaraya bir kez daha neşter atma dışında hiçbir şey yapmıyorlar. Şimdi bu tarz bir siyaset Türkiye'de bir kez daha kazanırsa, güçlenirse toplum inanılmaz bir karamsarlık yaşayacak. İşte biz bunu bitirmeye çalışıyoruz. Yani kazanacaksak bütün toplumun kendini kazandık, evet iyi bir şey kazandık, ya insanlığımızı kazandık diyebileceği bir seçim zaferi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Sana geleceğim, sana geleceğim. Şimdi öyle bir manzara çıkardınız ki, biz çok samimiyiz HDP olarak. Biz hep barış istiyoruz. Biz hep samimiyetle davrandık. Ekranlarda benim söylediğim bir şey vardı. İki taraf sizi de kastederek söylüyordum. Samimiyetsiz süreç diye. Bilemiyorum, o sizin niyet okuma kabiliyetimiz yok. Ama öyle bir şey çıkardınız ki biz en samimi taraftık. Biz hiçbir zaman masadan kaçan olmadık. Her zaman bu sorunun çözümünü istedik gibilerinden konuşuyor. Şimdi İsmail güzel bir soru sordu. Ben de devam edeyim. Batı'ya gittiğinizde size hiç PKK'yı soruyorlar mı? PKK ile aranızdaki mesafe nedir diye bir soru soruyor mu insanlar size? Veya PKK'yı nasıl görüyorsunuz diye bir soruyla Batı'da karşılaşmanız mümkündür diye ben tahmin ediyorum. Vallahi Fatih Bey, ben üniversite öğrencisiydim. Okul kantininden televizyon izlerdim ve bu soruyu sorardılar hep. O dönem bizim siyasetçi ve milletvekillerimize. Yani 25 yıldır bu soru soruluyor. Batı'daki insan soruyor. Ve 25 yıldır biz cevap veriyoruz. Televizyonda da soruluyor. Tabii sokakta da insanlar soruyor ama yani cevabı verilmemiş bir soru değil bu. Siz de bilirsiniz ki biz bu konuda her zaman açık davrandık. Eğer ki bu konuda kaçamak cevaplar, hani korkarak cevap verme gibi durumumuz olsaydı konu anlaşılmamış olurdu. Ama şu anda sokakta bize en az sorulan sorulardan biridir bu. En az. En az. Basında daha fazla soruluyor. Basında da soruluyor efendim size. Başkan yaptırmayacak mısınız evet, gerçekten? Evet, en çok biz. Evet, öyle. Bunu soruyor. Öyle soruyor. Tülay bir şey soracak herhalde. bu arada Selahattin Demirtaş işte din de alet ediliyor dedi siyasete. Oradan yani da devam edebilirsiniz. Evet. Oradan da sorabilirsiniz. Tabii ki. Önce keşke bunlarla yapmasaydık dediniz. Bir pişmanlık var AK Parti ile çözüm sürecini yürütme konusunda. Hayır, keşke bunlarla yapmasaydık. Keşke hani programa başlarken şu soruyu sorduğunuzda çözüm süreci başarıya ulaşmış olsaydı da öyle başlasaydık programa diye keşke. Ya, keşke bunlar iktidarda olmasaydı dedim. Yani iktidarda bunlar olduğu için mecburen bunlarla sürdürüyoruz. Ama neticede AK Parti başlatmadı tabii ki. Selahattin Bey, neticede o dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan. İktidar onlar, başka yani CHP mi başlattı süreci? Çözüm sürecini başlatan onlardı. En azından şimdiye kadar bir çözümsüzlük vardı. İşte bitiren onlar değil. Adım atması gereken, yasa yapması gereken, parlamentoda sayısal çoğunluğu olan, iktidarda hükümet olan, sorumluluk mevkisinde olan onlar. Adım atması gerekenler adım atmayınca çözüm olmuyor. Kastettiğim bu. Yani çıkarılan yasa ne oldu? Güvenlik paketi oldu. Biz mi çıkardık onu bu süreçte? Muhalefet mi çıkardı? Hayır, biz direndik çıkmaması için. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani sorumluluk mevkisinde olanlar adım atmadı. Az önce keşke AKP bu sürecin kıymetini bilen adımlar atsaydı. Bunun kıymetini bilen, demokratikleşme konusunda özellikle son birkaç yıldır Türkiye'yi olağanüstü geriye götüren bir hükümetle karşı karşıyayız. 2007-2008'den bu yana Türkiye sadece geriye doğru gidiyor. Avrupa Birliği sürecinin etkisiyle ilk yıllarda biraz reform sürecini işleten AKP 2007'den sonra güçlendiğinden beri sadece
bütün yasaları kendini güçlendirecek şekilde çıkarıyor. Keşke böyle bir hükümet Türkiye'nin başında olmasaydı. Özgürlükçü bir hükümet olsaydı belki müzakereye bile gerek kalmazdı. Takır takır adımları atacaktı. Bitirecekti bu süreci. Yani sonuçta insan hakları ve özgürlüklerle ilgili yasa çıkarıp uygulama yapacaksınız. CHP ile daha rahat yapabilir miydiniz bu süreci? Yani şu anda CHP biz çözüm sürecine dair hani bir şeyler yapmak istiyoruz diyor fakat projesi nedir, ne tür adımlar atar bunu bilmiyoruz. Aslında dediler ki bunu biz de bilmiyoruz. Değil mi? Ama CHP. Hani seçim sonrası ben yeni bir şekillenme ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Yani ya AKP aklını başına alacak, yani tek başına hükümet kuramayacak ve alternatif arayacaktır. Ortaya koalisyon mu çıkar? AKP aklını başına almış bir şekilde yine tek başına iktidar mı olur? CHP mi hükümete gelir? Bunları 8 Haziran'dan karar sonra bakmak tabii lazım diyorsunuz. Halk buna karar verecek. Ama CHP, biz de yeni şekillenmeye göre CHP bir açıklama yaptı yine. Çözüm sürecini biz HDP'yi muhatap alarak sürdürürüz mecliste dediler. Mecliste sürdürürüz dediler. CHP için ileri bir aşama. CHP için ileri bir aşama. Gelinen süreçle ilgili çok süreci aşan ileri bir aşamadan çok CHP kendi içinde biraz daha ileri bir biraz adım atmış oldu. Biraz daha bir şeye gelelim istersen Fatih. Az önce konu başlığını verdin. Ben de oradan aldım ipucunu. Dediniz ki özetle söylüyorum. Meydanlarda din siyasete alet ediliyor. Siz geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptınız 1 Mayıs'la ilgili. İşte 30 küsür işçimizin öldüğü bir yerde. 34 kişinin katledildiği bir yerde Kazancılar Yokuşu'nda işçilerin Taksim'e gitmesi ne kadar doğalsa dediniz. Ve peşinden de Müslümanların Mekke'ye gitmesiyle ilgili bir örneklendirme yaptınız. Ve ondan sonra da tartışmalar başladı. Gerek Cumhurbaşkanı, gerek Başbakan sizinle bir tartışma ortamına girdi. Tam ne demek istediniz ve ne oldu? Orayı biraz başlatabilir miyiz, açabilir miyiz? Ya şimdi bir defa ben onu söylememiş olsam bile bunlar bunu yapacaktı. Yani bu bir şekilde bana bakıp ya bu pek Müslümana benzemiyor, yürüyüşü Müslüman gibi değil, bir yerden başlatacaklar bu tartışmayı. Yani görünen o ki zaten kampanyalarını aşağı yukarı din sömürüsü üzerine kurmuşlar. Fakat ya bir ülkenin cumhurbaşkanını düşünün, başbakanını düşünün. Yani bunlar ciddi mevkileridir, makamlardır. 77 milyonun temsiliyeti var cumhurbaşkanlığında. Başbakan hakeza aldığı oy oranını bir kenara bırakalım. Fakat yine de bütün ülkenin başbakanıdır. Yalan üzerine, iftira üzerine bir seçim kampanyası kurulur mu ya? Diyorlar ki bakın diyor bu Taksim Kabe'mizdir dedi. Kudüs Yahudilerindir dedi. Biz bunu kabul eder miyiz deyip yuhalatıyor. Şimdi bakın demiş olsam bunu yapsalar anlarsınız, dersiniz ki ya ben bunu söyledim, düşüncemin arkasındayım, bunları da eleştiriyorlar dersin. Fakat bunları söylemedim ve söylemediğimi de birkaç defa açıkladım. Ben böyle bir şey demedim dedim. Görüntüler var, uygun görürseniz eğer reji hazırlayabilirse Kazancı Yokuşu'nda yaptığım açıklamanın kendi sesimden ve görüntümden açıklamaları da var. Böyle bir şey söylemedim. Bu anlama, bu imaya gelecek bir şey dahi söylemedim. Anlatabiliyor muyum? Bir ülkenin cumhurbaşkanı yalan iftira üzerine bir kampanya yürütüyorsa bitmiştir o demek ya. Tutunabileceği hiçbir şey yok. Şurada eleştirebileceği hiçbir şey yok mu ya? Bu kadar şey söyledik. Söylemeye de devam ediyoruz. Eleştir bunları. Hadi cumhurbaşkanı olarak suç işliyorsun, günah işliyorsun. Efendim bizim paralarımızla seçim kampanyası yürütüyorsun. Bunların hepsi bir taraf. Doğru konuş bari. Yalan söyleyebilir mi bir cumhurbaşkanı halkın gözünün içine baka baka? Bunlar bizim Kabe'miz Taksim'dir dediler. Bunlara gününü gösterecek misiniz diye o alandaki kitleye soruyor. Ya şimdi bunu söylememiş bir partiye ve onun eş genel başkanına karşı bu kadar çirkin bir iftirayı bir cumhurbaşkanı bile bile ama yalan konuşarak kampanya yürütüyorsa o bitmiş demektir ya. Elinde hiçbir materyal kalmamış demek. Söyleyebilecek lafı yok. Denize düşen yılana sarılır ya. Bunlar işte anketler düşmüş, yalana sarılmışlar. İftiraya sarılmış durumlara. Çok da tartışılacak bir şey değil. Halk görmüyor mu? Yani bilemiyorum, halkı bu kadar aptal mı zannediyor bunlar? Nasıl bu kadar cahilce işler yapıyorlar? Yalan üzerinden, iftira üzerinden bir seçim kampanyası örgütleyebilir mi koskoca bir hükümet? %50 oyumuz var diyor. Varsa niye yalana sarılıyorsun? Bütün millet bizim arkamızda diyor. Niye yalana sarılıyorsun kardeşim? Biz şu kadar icraat yaptık, şu kadar güzel iyi şey yaptık. Niye yalana sarılıyorsun o zaman? Bunları anlat. Niye yalan üzerinden kampanya yürütüyorsun? Bir şey fark ettiniz mi? Yani ben Türkiye'nin işte bu siyaset yapma biçimi değişmediği müddetçe Doğan Bey herhalde biz bunlardan çok çekeceğiz. Bunların artık son bulması lazım. Bu tür siyaset yapanlara toplumun bir ders vermesi lazım. Şunu demesi lazım toplumun. Ya kardeşim geldin benim şehrimin gözümün içine baka baka
canlı yayınlarda yalan söyledin ya. Bu genel başkan böyle bir şey dememiş ya. Yahudilerindir Kudüs, bizim Kabe'miz Taksim'dir dememiş bu insan. Demediğini de açıklamış defalarca, biz de dinledik dememiş. Sen niye buna ısrar ediyorsun diye hesabını sorarsa, sandıkta hesabını sorarsa, o zaman işte Türkiye'de siyaset yapma biçimi değişir. Yalan söyleyen siyasetçi halk cezalandırmış olur. İnşallah bu seçimde göreceğiz. Yalanın tutmadığını, yalanla siyasetin, din sömürüsüyle, din tüccarlığıyla siyasetin sonuç alıcı olmadığını 7 Haziran'da göstermek istiyoruz. Biz başarırsak, HDP bu seçimden başarıyla çıkarsa, ki inşallah o noktaya geleceğiz, o zaman görülecek ki yalan tutmuyor bu ülkede. İnsanlar şimdi, yemiyor şimdi artık bu işte. Bir şey dikkatinizi çektim bilmiyorum ama bu ülkede parlamenter sistem var. Ve Selahattin Demirtaş başbakan değil, hep cumhurbaşkanını konuşuyoruz. Dikkat ettiniz değil evet, mi? Hep süreç meselesinde. Selahattin Demirtaş. Hep cumhurbaşkanı. Başbakan ismi geçmiyor. Evet, yani abi. Başbakan demiyor ve Ahmet Davutoğlu da demiyor. Şimdi o zaman cumhurbaşkanına devam ettiniz. Ondan sonra da ben bir soruyu sorayım. Ardından sen devamını getir. Tam birlikte soralım. Konuyla ilgili de. Peki. Tabii Sedat. Yani bu seçimde, daha doğrusu 2002'den itibaren, siz de söylediğiniz gibi 2000 ile 2007 arası seçim malzememiz AB süreciydi. AB sürecinin belki getirdiği demokratik açılımlardı. Çünkü Türk halkının hijyen talebi bile yok. Yani tükettiğimiz gıda maddelerinin üstteki son kullanım tarihi bile AB'nin dayatmasıyla yazılıyor. Doğru, doğru. Hijyen talebi olmayan toplumların özgürlük, demokrasi talebi olmasını beklemek birazcık şey olur. Hata olur. Ondan sonra değişmeler başladı diyordunuz. Şimdi siyasetin en önemli öznesi din haline gelmeye başladı. Bunu sizde de görüyoruz. Yani bizim Diyarbakır adayımız, Diyarbakır eski müftüsü. Ya da ne bileyim işte İslamcı gelenekten gelen Altan Tan ya da Hüda Kaya Hanım. Artuklu Üniversitesi rektörü. Rektörü. Bu bir Siirt'ten. Şeyler. Bu çok sağlıklı değil. Çünkü siyasetin öznesi haline dini getirdiğiniz zaman o dine daha çok sahip çıktığını söyleyen insanlara siz muhalefet etmiyorsunuz. Direkt dine muhalefet etmeye başlıyorsunuz ki siz Diyanet'le ilgili bir cümle kurdunuz örneğin. Gerçekten örneğin biraz uzatacağım kusura bakma. Please. Hüseyin Aygün. Siz rahat konuşun ben burada. Hüseyin Aygün. Sedat Bozgur. Kendi aramızda. Evet. Hüseyin Aygün mecliste bir milletvekili olarak ibadet etmek istiyorum, cem yapmak istiyorum dedi. Bana bir oda tahsis edildi. Meclis başkanlığı Diyanet'e sordu. Diyanet de dedi ki Alevilik din değildir. Türkiye'deki muhafazakarlar tüm siyasetlerini şunun üstüne kurdular. Kendilerinin kontrolünde olmayan devletin kendilerine din tarif etmesine itiraz etmek üzerine kurdular. Ama aynı şeyi şimdi Alevilik üzerinden kendileri yapıyorlar. Şimdi burada ben söylüyorum, siz söylemeyin bunu. Diyanet kaldırılsın dediğiniz zaman bir anda siz bir siyasi yapının bahçesine izinsiz girmiş oluyorsunuz, linç ediliyorsunuz. Bunu nasıl aşacaksınız? Bu çok önemli bir konu. Bir de AK Parti'nin işine geliyor mu bu din tartışması? Aslında baktığınızda peki, kendi alanı gibi görülüyor. Şimdi, son 12 yıldır. Evet, burada, bir de ben de ilave çektim ama etmiyorum ben. Sadece siz cevap verin. Burada hemen... Epey dinlediniz vallahi. Ekonomik davranıyoruz, peş peşe. Burada hemen şunu da söylemek lazım tabii ki. Ya da HDP ya da HDP'nin yaslandığı siyasi gelenek... kendi bölgesinde muhafazakar bir tabanı da olduğunu söylüyoruz. Yani örneğin kadın üzerinden hadi konuşalım. Sedat Bozkurt. Avluya çıkma hakkı olmayan kadınlar şimdi siyasetin göbeğindeler. Evet. Yani demek ki toplumu değiştirebiliyor siyasi yapılar. AK Parti'nin bir anlamda hani nasıl değiştirdiğini tartışabiliriz ama HDP'nin de önünde böyle bir görev olduğu gibi bir şey var. Bir defa siz toplumdan biraz umudunuzu kesmişsiniz sanki. Yani bu toplum değişim istemez, dönüşüm istemez. İster. Yani toplum her yerde çok dinamik bir yapıdır ve herkes özgürlük istiyor, demokrasi istiyor. İstemiyor diye bir şey yok. Yani oy verme tercihlerine göre bence toplumu mahkum etmemek lazım. AKP oy verdiler, işte Avrupa Birliği istedi diye demokrasiye ısındılar. Hayır. Her yerde, inanın gittiğimiz her yerde bu eğitim düzeyiyle de ilgili bir mevzu değil. Özgürlük öylesine bir beklenti ve taleptir ki yani kendini baskı altında hisseden herkes, kimliği, inancı, yaşı, eğitim durumu, sosyoekonomik durumu ne olursa olsun özgürlük tutkunu haline gelebiliyor. Bunu her yerde gördük. Gezi bunun belki de son örneklerinden biriydi. Şimdi biz muhafazakar aday gösterdik diye dün üzerinden siyaset yapmış mı oluyoruz? Bunu bir tartışalım. Türkiye toplumu çok kültürlü bir toplum mu? Öyle. Çok dinli bir toplum mu? Öyle. Çok inançlı, çok dilli bir toplum mu? Öyle. Yani Türkiye toplumunda şöyle baktığınızda ta işte Edirne'den başlayın, Ardahan'a gelinceye kadar, kuzeyden güneye kadar, il il ilçe ilçe gezin. Homojen tek bir ilçe ve il bulamazsınız. Farklı kimlikler, inançlar, mezhepler var. Renkli bir toplumuz. Yani dünyada zaten homojen toplum falan kalmadı, öyle bir şey yok. Türkiye zaten hep böyleydi. Osmanlı böyleydi, Selçuklu böyleydi, öncesi böyleydi. İnsanlığın ve medeniyetin ilk yeşerdiği topraklar, Mezopotamya'nın komşusu Anadolu'ya iç içeyiz.
Dolayısıyla çok sayıda medeniyetin, dinin, inancın, kimliğin, kültürün bu topraklarda olmasından daha normal bir şey olamaz. Şimdi ne yapacağız? Peki böyle çok kültürlü, çok dilli, çok inançlı toplumları nasıl yöneteceğiz? Bunun Avrupa'da deneyimleri var, denenmiş ve başarılmış modelleri var, halen uygulanan iyi örnekler, modeller var. Yani demokrasilerini, devlet yönetme idari modellerini buna göre uyarlamış ülkeler de var. Fakat biz Türkiye'de yani bir başı kapalı Müslümanla ya da mütedeyyin bir erkekle diyelim, muhafazakar inançlı bir Müslümanla, bir Alevi'nin ya da bir sosyalistin, bir Süryani, Hristiyan, Musevi'nin aynı sofrada yemek yiyebileceğine bile inanmıyoruz artık. Bırakın aynı partide siyaset yapmasını. Fakat aynı ülkede yaşaması gerektiğini de savunuyoruz. Bu nasıl bir çelişkidir? Yani 77 milyon tek yüreğiz diye bağıranlara sormak lazım. Yani nasıl tek yüreğiz o zaman kardeşim? Senin partinde hiçbirinin hakkı hukuku savunulmuyor. Kimliğinin, inancının her gün hakarete uğradığı bir siyaset biçimi uyguluyorsun. O insanlar bu ülkenin öz sahibi, varlığı, gerekçesi, kurucusu, bütün kimlikler ve inançlar eşit yurttaş olması gerekirken, eşit toplum ve halk olması gerekirken, sen bunlardan bir tanesinin kimliğini seçiyorsun. Kimi Türk kimliğini seçiyor sadece, kimi yanına bir de Türk-İslam kimliği ekliyor, kimi sadece efendim ulusalcılık üzerinden bir milliyetçi söylemle yapıyor bunu, kimi sadece Kürt kimliğini seçiyor vesaire. Şimdi herkes bir kimlik ya da Alevi kimliği seçiyor. Ne yapacağız peki bu bütün kimlikleri eşit kılacak, birbirine saygı temelinde de hepsinin temel ilkelerde uzlaştığı bir toplumu ve bir devlet yönetme biçimini nasıl inşa edeceğiz? HDP bunu yapıyor işte. Evet, bizim emekli müftü adayımız da var, Hüda Hanım da var, Altan Bey de var, efendim Kadri Bey de var, Erzurum'da Seher Hanım da var, başörtülü adayımız. Çok sayıda Müslüman gelenekten, İslami gelenekten gelen adayımız var. Çok sayıda Alevi adayımız, Süryani, Ezidi, Ermeni adayımız var, sosyalist gelenekten gelen adaylarımız var. Peki bunları bir araya getiren şey nedir? İşte şu temel ilkelerdir. Bunu göstermek istiyoruz. Ya Türkiye olarak biz çok sesliyiz, çok renkliyiz kardeşim. Bir arada yaşamak mı istiyoruz? O halde bu çok renkli ve sesliliğimizi hem görmemiz, hem göstermemiz, hem de temel ilkelerde uzlaşabildiğimizi bütün Türkiye'ye ispatlamamız lazım. Biz bunu yapıyoruz. Yoksa AKP ile ne din yarışına girebiliriz, ne de İsmail, din sahasında bir tartışma yürütüyor değiliz. İşte Diyanet tartışması buradan başlıyor. Diyanet mekanizması, bahsettiğim, az önce anlatmaya çalıştığım tek bir kimlik üzerinden, tek bir mezhep üzerinden hatta, din dayatmasında bulunan bir devlet kurumudur. Biz diyoruz ki bunu kaldıralım, bunun yerine bütün inançlara eşit yaklaşan ve hizmet sunan, herkesin ibadetini, günlük yaşam tarzını garanti ve güvence altına alan bir inanç işleri, inanç hizmetleri başkanlığı kuralım. Bu Türkiye toplumuna inancını, ibadetini yaparken hizmet etsin. Din politikası oluşturmasın. Peki nereden emin olacağız? Bu yüzden Diyanet kalksın diyoruz. Yoksa din kalksın falan demiyoruz. Yoksa devlet din hizmeti yapmasın demiyoruz. Din politikası oluşturmasın. Bir mezhep için Selahattin yapıyorum. Bey. O da işte, çok özür dilerim, Diyanet ayrıştırmaya sebep oluyor işte. Çünkü Türkiye'de sadece Şafiler ya da Türkiye'de sadece Hanifiler yaşamıyor. Peki bir şey sorabilir miyim? Başka mezhepler var. Örneğin Caferiler. Ya Müslüman değil mi? Kendini Müslüman kabul ediyor insanlar. Sen Müslüman değilsin diyebilir misin? Fakat Caferi camilerine Diyanet hizmet yapmaz. İmam atamaz. Caferi imamın maaşını vermez. Peki tek bir Caferi camisi Diyanet'e bağlanamaz. Bunlar yanlıştır diyoruz. Bunları düzeltmek için uğraşıyoruz. Ya ara ara giriyoruz da merak ettiğiniz için giriyoruz. Buyur. Siz de tabii ki söylemek istiyorsunuz. Çok söyleyecek şeyiniz var. Ha, bu arada son dakikayı vereyim. Diyanet İşleri Başkanlığı ibret alem olsun diye o aracı iade edeceğiz demiş. Son dakika. Son dakika. Meşhur araç. Ha, bir şey soracağım size burada. İnanç hizmetleri lazım, inanç başkanlığı mı dediniz? İnanç hizmetleri başkanlığı. İnanç işleri peki, hizmetleri başkanlığı. Peki. Başbakanlığa bağlı. Nereden bileceğiz sizin oraya kendi ideolojinizi yansıtmayacağınızı? Nereden bileceğiz sizin oraya sadece ideolojiniz açısından bakan insanları getirmeyeceğiniz? Bunun garantisi ben değilim. Benim sözlerim de değildir. Asla hiçbir siyasetçiye, hiçbir parti başkanına ağzından çıkan lafa bakarak sadece güvenmemeli Türkiye toplumu. Hep bu hataları yapa yapa Türkiye bugünlere geldi. Partisinin işleyişine bakın, geçmişine bakın, vaatlerine bakın, adaylarına bakın. Bir, bunlar biraz daha güven verebilir size. Çünkü aday profilimiz çok renkli, çok sesli bir defa. Hangi adayımız tek bir mezhebin kadrolaşmasına veya ideolojik kadrolaşmaya izin verebilir ki?
Çok sayıda çünkü farklı insan partiyi yönetiyor. Farklı kimlik ve mezhep inançtan gelen insan bu ilkeler etrafında buluşmuş. Dediğiniz şey evet, buna bile bakarak güven duyamazsınız aslında siyasi partilere. Ülkeyi felakete götürebilirler. Bunun garantisi nedir biliyor musunuz Fatih Bey? Şunu sağlamamız lazım. Hep deniyor ya Türkiye Cumhuriyet'in temeli. O temelde şöyle bir eksiklik var. Bir bina yapıyorsunuz, düşünün, inşaat yapacaksınız, mimar mühendissiniz. Sağlam bir temel olmadan üstüne kat çıkamazsınız. Şu anda bizim sağlam bir siyasi temelimiz yok. Ne olacak peki o temel? Bana göre mi bir temel kuracağız? Size göre mi? AKP'ye göre mi? CHP'ye göre? Kime göre bir temel oluşturacağız? Ne bize göre, ne ona, ne şuna, ne buna göre. Temel insan hakları, evrensel standartları diye bir şey var. Bizim siyasetçiler hep bunu söylüyor. Bakın, ondan sonra iktidara geldiklerinde bambaşka bir siyasetçi işte, profili çıkıyor. İşte bunu yapmak yeni bir anayasayla olur. Ve yeni anayasayı siyasi partiler yapmazlar. Bir araya gelip kolektif bir akılla yaparlar. Toplumla birlikte yaparlar. Tek bir parti anayasa yaparsa oradan felaket çıkar. HDP tek başına iktidar olsun ve çıksın desin ki ben anayasa yapacağım. Çok yanlış. Korkun ondan bak. Tek başına bir anayasa yapan partiden korkun. Toplumda ortaklaştırmamız lazım. Çok özür dilerim İsmail Bey. Şöyle tamamlayayım. O temel insan hakları standartları dediğimizde kolay oluşmuş bir şey değil. Hepimizin ortak mücadelesi, insanlık mücadelesiyle oluşmuş bir şeydir. Yani ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü, yaşam hakkı, barış hakkı, çevre hakkı. Bunlardan oluşan bir anayasa yaptığınızda bir temel oluşmuş olur. Şimdi o temelin üzerine artık ben bina yapacağım diyen parti çıkar seçmenden oy ister. Ama o temel üzerine, o temeli değiştiremez artık. Temel odur. Yani hangi parti iktidara gelirse gelsin, üstüne kat yapacaksa o temelin üstüne yapacak. Toplum kendini güvencede hissedecek. Hı hı. Avrupa'daki ileri demokrasilerde bu böyledir. O temel değişmez. Parti değişir, hükümet değişir, koalisyonlar gelir, sağ parti gelir, sol parti gelir. Efendim Hristiyan partileri, yeşiller gelir gider ama temel aynıdır. Oraya kimse dokunamaz. Herkes kendini güvende hisseder. Türkiye'de öyle mi? AKP gelirse şu olacak, CHP gelirse bu olur, HDP gelirse bu olur diye herkes korkuyor. Temel sağlam olsa inşaatı beğenmedin mi kardeşim? Bir sonraki seçimde seçmen onu yıkar, temel duruyor ama. İslamcı bir parti gelir, yeni bir bina yapar. Seçmen beğenmedi mi onu yıkar, bir sonraki seçimde sol bir parti gelir, bir bina o yapar. Beğenmezse seçmen yine yıkar. Ama temel hep güvencedir bizim için. Yani onun temelin içinde insan hakları, özgürlükler, yüksek standartlı kurumsallaşmış demokrasi, bağımsız yargı, özgür medya vardır. Onu sağladığımız zaman işte o zaman HDP'den korkmanıza gerek yok. İktidara kim gelirse gelsin rahat olun. Biz o temele katkı sunmak istiyoruz. Seçime efendim. Buna güvenin. Yani HDP'ye güvenmeyin. AKP, CHP'ye güvenmeyin. O temel kurulmayana kadar kimseye güvenmeyin. Öyle bir siyasetçi şey çizdiniz ki yani evet ya işte beklediğimiz insan bu, beklediğimiz değil. O çok doğru. Aynı. O yüzden. Siz misiniz? Bir dakika. Recep Bey'i takip edebilir mi? Siz, İsmail sen soru sor. Ben şu mikrofonunuzu düzelteceğim. İyice çok düştü. Yoksa ses falan gitmeyecek yukarı. Seçimlere tam 34 gün var. Ve Türkiye'de de aslında bir başbakan var. Yeni bir başbakan. 10 Ağustos kim? Seçiminden sonra Başbakan Davutoğlu. Evet. Unutuyoruz. Şimdi hep konuşmaya baktığımız zaman Erdoğan'la muhataplık ilişkisi kuruluyor. Tabii kendisi de aslında meydanlara çıktığı için ve açık açık pek çok muhalefet partisini eleştirdiği için ister istemez böyle bir durum söz konusu. Biz de alışkın değiliz aslında. Ben 23 yıllık gazeteciyim. Böyle bir tabloyu hiç hayatımda görmedim. Dünyada yok örneği ya. Ama bir tarafıyla da biraz ince işçiliğe baktığımızda mesela çözüm sürecinde efendim Çankaya diyeceğiz. Çankaya'da kalmadı ya. Şimdi bütün ezberler bozuldu. Kalanlardan bahsedelim. Peki Cumhurbaşkanlığıyla Başbakanlık arasında mesela çözüm süreci başta olmak üzere hükümet arasında bir farklılık görüyor musunuz? Çünkü sizin heyetleriniz var vesaire. Nasıl durum? Vallahi öyle çok büyük bir farklılık hissettiğimi söylenemez. Yani çözüm sürecini yürüten heyet biraz daha bu konularda umut dağıtmaya, umudu sürdürmeye çalışıyor. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı ne derse o oluyor sonuçta. Biliyorsunuz parti içinde ona patron diyorlar. Öyle bir şey var. Reis vardır. Diyorlar biliyor. Patron diyorlar öyle aslında. Mi? Reis diyenler de var ama asıl patron denir ona. Yani onlar da patron ne derse olur. Şu anda ortada bir başbakan falan yok. Ortada anayasa yok, anayasa. Yani ülke şu anda anayasasız yönetiliyor. Anayasa rafta, kanun, hukuk rafta. Bir kişi ortaya çıkmış, ille ben başkan olacağım diye tutturmuş. Ülkede gerilim yaratıyor, tansiyonu yükseltiyor. Başbakan da meydan dolaşmaya çalışıyor garibim. Oy verin bana onu başkan yapacağız diye insanlardan oy istiyor. 550 tane de AKP adayı mahalle mahalle dolaşıyor. Bize oy verin diyor birisini başkan yapacağız.
O başkan olma heveslisi de meydanlarda dolaşıyor. Oy verin diyor ismini vermeyeceğim partiye. Onlar birisini başkan yapacak. Ya böyle bir komedi olabilir mi? O zaman sizin söylediklerinizden... Türkiye artık kaldıramaz böyle bir şey. Yani felakete sürüklüyorlar. Buna bir dur denilmesi lazım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın artık şunu bilemiyorum, idrak kabiliyetini mi yitirdi ama ülkeyi bu şekilde felakete götürürsünüz. Bakın biz olmasaydık şu anda, HDP gibi bir şans olmasaydı, inanın ki Türkiye son derece kaotik, karamsar, geleceği belli olmayan bir ülkeye dönüşecek. Neden? Çok şükür HDP var, onu durdurabilecek neden? Bir güç nasıl var. Neden? Nasıl efendim? Nasıl HDP'nin buradaki onu durdurabilecek nedir? Bir güç olarak biz ortadayız. Kastettiğim bu. Yani anladım. HDP'nin şu denklemde olmadığını düşünün ve tek başına yapabilirdi, başarabilirdi. Bakın biz parti olarak seçime girmeseydik kendisi başkandı. Allah sadece siz ülke... barajı geçerseniz mi bu engel? Matematik olarak bu. Siz şu anda böyle, Sayın Cumhurbaşkanı doğru. Haklıdır diyorsunuz şu söyleminizde. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günler dedi ki 2010 Ağustos 2014 itibariyle Türkiye'de parlamenter sistem çökmüştür dedi. Ya çökmüştür de doğal mı? Nasıl bu... çökmüştür? Şimdi siz şuradan evet. Birazdan program bittiğinde aracınıza bineceksiniz. Hız yapmayın ama Allah korusun. Şöyle hız sınırını 10 kilometre aşarsanız, yakalanırsanız suç işlediniz diye size ceza keserler değil mi? Basit bir suç bakın. Hani yere tükürürseniz affedersiniz, kabahat suçudur ve kanunda kabahat suçu olarak cezalandırılmıştır. Cezalandırılırsınız. Ülkenin Cumhurbaşkanı anayasa suçu işliyor şu anda. Cumhurbaşkanlığı ve parlamenter sistem çökmüştür diyor. Ya çökmüşse... Bu anayasanın önce değişmiş olması lazım. Değişti mi? Yok. Cumhurbaşkanlığı sistemi anayasada tarifli. Yetkileri belli. Hükümet, parlamento yetkileri belli. Sen hangi kanundan ve anayasadan yetkini alarak bunu söylüyorsun? Ya darbe anayasası tamam, hani övecek halim yok da şu darbe anayasasını, fakat bunu bile uygulamıyorsan ya sen vatandaş olarak en küçük bir suçla karşı karşıya kaldığında pat diye devlet kafana dikilip cezanı kesiyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı anayasa gibi en üst normu aylardır ihlal ediyor. Ülkenin ne bir savcısı, ne başsavcısı, ne YSK, ne RTÜK, ne HSYK, kimsenin çıtı çıkmıyor. Sebep korku mu? Bakın korku mu? Tabii canım. Devlet hep diyorum ya. Korkuyor. Bakın bunu inanarak söylüyorum. Tayyip Erdoğan'dan korktukları kadar Allah'tan korkmuyorlar ya. Şunu düşünüyorlar ya. Yüce Rabbimiz affedicidir. Ama bu affetmez diyor. Korkuyorlar bunu. Bu bir algınız herhalde değil mi? Yani tabii. Ya ben bunu AKP'lilerden duydum diyorum. AKP'lilerden duydum. Allah affeder ama Tayyip Erdoğan affetmez mi? Allah yaradan affedicidir. Nitekim öyledir. Yaradan'ın emirlerinden de görüyorsunuz. Affedicidir Allah. Sayın Demirtaş, böyle bir beyanatınız fakat, var sizin. Fakat kendisi affedici değil. Bakın en yakın çalışma arkadaşlarını, partiyi birlikte kurdukları, büyüttükleri, en yakın fedakar yoldaşları, can yoldaşları, ona göğsünü siper etmiş arkadaşlarından kim kalmış etrafında? Tamamını çizmedi mi? Tam sizin söylediğiniz şeyi tamamlayabilir miyiz? Affetmez. Özür dileyerek bir... Kendisi dışında hiç kimseyi kabul etmez. Bunu bilirler. Bildikleri için kimse... Sizin bir beyanatınız vardı. Bir süre önce şöyle bir beyanat verdiniz. Dediniz ki AK Parti'den bazı isimlerle, önemli isimlerle görüşüyorum. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın başta süreç meselesi olmak üzere pek çok konudaki tavırlarından rahatsız olduğunu çok söylüyorlar. Çok rahatsız. Doğru. Bunu şöyle doğru. Söyleyebilir miyim? Bu isimler çok yakın isimler mi Sayın Cumhurbaşkanı? Yakın isimler. Onunla yakın çalışmış. Ya... parti kurucularından ve uzun yıllar genel başkanlığı yapmış, genel başkan yardımcılığı yapmış en etkili isimlerden biri şu anda partimizin adayı ya. Mersin adayımız Dengir Bey. Değil mi? Evet. Konuşuyor kendisi de, anlatıyor AKP işleyişini. Kendisi de durdursa siz durdurursunuz diye partimize destek verdi. Cumhurbaşkanı seçiminde bize oy verdi. Biz de kendisine teklif ettik. Madem öyle gel birlikte durduralım. Siz tamam bu canavarın yaratılmasında etkili değildiniz, söz sahibi değildiniz, ayrıldınız. Fakat gelin durdurulmasına etkili olun. Kendisi de kabul etti. Türkiye toplumuna karşı boynumuzun borcudur. Evet AKP'yi kurduk ama bunun için kurmadık dedi. Halen çalışan aktif yetkili AKP'lilerden de duyuyorum bunu. Karşılaşıyoruz sonuçta, insanlar gönüllerini açıyorlar. Çıkıp kendisinin yüzüne karşı bunu söyleyemiyorlar. Televizyonda bunu söyleyemiyorlar. Ama onlar da umudu bize bağlamış. Yani HDP bunu durduramazsa AKP'nin de sonunu getirecek. Vallahi kendisi. Bey, herkes bunun farkında. Öyle bir konumlandırdınız ki yani sadece... Fatih Bey, siz hani bizi denklem dışına çıkarın, şöyle Türkiye siyasetine bir daha bir bakın bakalım. Biz bağımsız girseydik 30-35 milletvekili çıkarıyorduk. Doğru mu? AKP garantilemiş oluyordu başkanlık sistemini. Garantilemiş oluyordu. Bize niye parti olarak girdiniz diyorlar. Evet, biz parti olarak girmesek inanın ki yapılabilecek hiçbir şey yoktu. Şu anda
Türkiye'nin rahatlaması, Türkiye'nin nefes alması için bu partinin barajı aşması lazım. Şöyle bir soru var efendim. Bir şey sorabilir miyim? Bir şey soracağım. Çok merak ettiğim için soruyorum. Az önce dediniz ya işte affetmez dediniz. Ya siz bu insanları bilerek veya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bilerek bu çözüm sürecine başladınız. O zaman da aynı fikirde miydiniz? Yoksa fikriniz şimdi mi değişti veya şu günlerde mi, şu aylarda mı değişti? Hani dediniz ya affetmez ama öylesi bir insanla masaya oturduğunuzu veya çözüm süreci götürdüğünüzde biliyordunuz herhalde. Elbette ki yani zor bir insanla çalıştığımızın şüphesiz ki farkındaydık. Zaten süreci AKP cenahından yürüten ekip de bunun farkında. Yani adım atılamamasının bakın Sayın Erdoğan'ın bu yönlü güçlü lider olma özelliği çözüm sürecinin başlaması konusunda etkili oldu. Ancak böyle güçlü liderler başlatabilirdi. Ama bu gücün hakkını teslim ediyorsunuz yani. Tabii ki. Ancak yani zayıf bir lider bu işleri yapamaz, cesaretsiz biri başlatamaz. Ama eğer bu bir güç zehirlenmesine dönüşürse o zaman da çözüm sürecinin önünde kendisi engel haline geliveriyor. Kastettiğim efendim, bakın, bu yoksa burada bir yanlışlık yok. Çok sayıda mesaj geliyor. Hani biz hem ana haberde Fatih hem biz Çalar Saat'te biliyorsunuz Fox'un geleneği. Evet. İnteraktif yapıyoruz. En az 50 tane şu anda mesaj gelmiş. Social Fields diye bir yer var. Orada en çok konuşulan konu şu anda bu Türkiye'de sosyal medyada. Sizin burada olmanız. Mesela Osman Sarıal, Bursa'dan İpek Hanım, İpek Özcan diyor ki bakın. Aslında kendisini çok beğeniyorum inanın. Çok da dikkatle takip ediyorum. Ama yine de bir tarafım güvenmiyor. Çünkü Öcalan soyadının geçtiği bir adayları var diyor. Bu ve benzeri o kadar çok mesaj geliyor ki efendim. Şimdi sizin genç bir siyasetçisiniz aslında. Siz benim yaşımdasınız. Teşekkür ediyorum. Siz benden genç görünüyorsunuz. Yok siz daha gençsiniz. Şimdi yükselen bir profiliniz var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de çok dikkat çekti. Herhalde siz başka bir partinin başında olsanız Türkiye başka bir yere gider. Tamam. Bu PKK ile bağlantı ne kadar hani Fatih sordu onu ama gerçekten önemli bir konu. O kesimi ikna etmek demek ki hani bir tarafım gitmiyor. Beğeniyorum Demirtaş'ı ama buna biraz daha herhalde çalışmanız gerekiyor. Bence hani biraz önce Fatih Bey'in sorusunda belirttim. Yani insanlar şuna kapılmasınlar ya bir lider gelecek bizi kurtaracak şey bitsin bu ülkede artık. Hmm. Bizi ilkeler kurtarır. Yani ben bunları doğru anlatmaya çalışıyorum. Figen Hanım eş başkanımız Türkiye'nin her yerine gitmeye birlikte çalışıyoruz. Doğru anlatmaya çalışıyoruz. 550 adayımız bunu anlatmaya çalışıyor. Şu hissiyattan Türkiye kurtulsun artık. Ya biri gelecek bizi kurtaracak ama o kimdir bilmiyoruz. Bu mudur acaba diye güvenmiyoruz. Güvenmeyin ya. Bana da güvenmeyin. İlkelere güvenin. İlkelere. Yani bu ilkeleri ilkeler dediğim yani temel insan haklarına bağlı mıdır? Bunu savunuyor mu? Bunu uygulayabilir mi? Çünkü bunlar kalıcı hale gelmeden biz de aldatabiliriz insanları ya. İnsanlık halidir bu. Yanlış yapabiliriz, hata yapabiliriz. Toparlarsanız reklama gideceğiz. Barış hakkına bakın, barış hakkını savunuyorum. Bütün bunlara bakın. Evet, PKK bir gerçektir ve ben de Kürdüm. Ve ben de Kürt hareketinden geliyorum. Fakat bu bir dezavantaj olmak yerine... Zaza değil misiniz siz? Kürt Zazasıyım. Yani Zazacı bir lehçedir. Kürt bunların üst ismidir öyle diyelim. Dört lehçeden biridir Zazacı. Evet ben Zazayım. Benim eğer partim PKK üzerinde etkili olabilecekse bu bir dezavantaj değil, avantajdır. Kaldı ki ben başka partinin başında olsam bunları söyleyemem. Siz etkili olabilir misiniz? Yani ben bunları konuşsam başka partinin başında zaten başına getirmezler de. 3 gün o partide de kalamam. Bu partideyim diye bunları söyleyebiliyorum. Yani başka partinin başında olunca falan bunlar konuşulamaz. HDP'de olunca ancak bunlar konuşulabilir. Beni var eden HDP'dir. Bana bunları söyleten HDP'dir. Dolayısıyla partimden bağımsız, düşüncelerimden, siyasi kimliğimden bağımsız düşünmemek lazım. Hani PKK üzerinde etkiliysek bence bu avantajdır. Bizim başarımız silahların devre dışı kalmasını kolaylaştırır. Bizim başarımız Türkiye'de barışı kolaylaştırır. Peki. Bu bir dezavantaj olarak görülmemeli. Bir reklama gidelim. Şöyle herhalde toparlayabiliriz. Selahattin Demirtaş nasıl dedi ki toparlayacaksın bilmiyorum. Bana da güvenmeyin dedi. Bana da güvenmeyin dedi. Liderlere değil ilkelere güvenin dedi. Oraya bir virgül koyalım ardından reklama gidip daha sonra da gelelim. Tekrar merhaba sevgili izleyenler. Herkese merhaba diyelim. Selahattin Demirtaş'ın sosyal medyası epey bir kuvvetli. Onu söyleyeyim. Demirtaş Fox'ta diye bir başlığımız vardı. İlk 15 dakika içerisinde tepeye oturdu. Onu da söyleyebiliriz. Üniter yapı desem sizin için ne ifade ediyor? Şimdi devlet yönetme biçimini, devletin idari mekanizmasını kastederek bunu söylüyorsanız bunların tamamı şu anda işte başkanlık sisteminin tartışıldığı gibi veya tartışmaya zorladıkları gibi
tartışmaya açık bir mevzudur. Ama ülkenin birlik bütünlüğü açısından üniter yapı genelde Türkiye'de böyle kullanılır. Bizim bu konuda hiçbir tartışmamız yok. Yani Türkiye sınırları içerisinde, birlik bütünlük içerisinde çözüm modelleri, formülleri tartışılabilir. Türkiye'nin sınırları tartışmaya açılmadan. Sınırları değişmeden? Değişmeden tartışmaya açılabilir. Şimdi şu anda karşımızdaki iktidar neyi savunuyor model olarak? İsmine başkanlık sistemi dediği bir idari modeli savunuyor. Bakın şu andaki parlamenter sistem olmaz diyor. Alternatif olarak ben başkanlık sistemini öneriyorum diyor. Yani işte temsilin daha çok bir kişide toparlandığı, yetkilerin bir kişi nezdinde vuku bulduğu bir modeli tartışıyor. Biz ise ayrı bir uçta, yani başkanlık modeli olarak ortaya sunulan aslında Türkiye'de tek kişi egemenliğini getirecek modele karşı öbür uçtaki katılımı ve temsilde katılımcılığı güçlendirecek bir modeli savunuyoruz. Biz ona demokratik özellik diyoruz. Özellik nedir? İstiyorsunuz yani, değil mi? Nedir? Nedir? Bunu anlatayım. Tabii Türkiye için bir özellik modelini öneriyoruz. Şimdi bir şu anda uygulanan parlamenter sistem var ve Türkiye'de 550 milletvekili temsili olarak Türkiye'nin 77 milyonluk nüfusunu temsilen seçilir, parlamentoya gider. Bütün yetki devri o 550 kişiye yapılır. Biz bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Niye? Büyük bir ülke, büyük bir coğrafya, büyük kalabalık bir nüfus. Sadece 550 kişinin bütün ülkeyle ilgili en küçük karardan en büyük karara kadar, en etkili karardan efendim mahalleyi ilgilendiren karara kadar yetki sahibi olmasını yanlış buluyoruz. Peki ne yapacağız? Şu doğrudan temsil denilen aslında demokrasinin bir aldatmacası olan bu ilkeyi hani ortadan kaldırmadan güçlendirmemiz lazım. Katılımı sağlamamız lazım. Yani katılımcı demokrasi dediğimiz yerinden yönetim modellerini güçlendirmemiz lazım. Bunu somut olarak anlatayım. Örneğin İzmir'i, Antalya'yı, Kayseri'yi, İstanbul'u, Trabzon'u, Diyarbakır'ı hepsini ayrı ayrı düşünün. Bu şehirlerin kendi içinde ayrı sorunları olabilir. Ayrı ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık sorunları olabilir. Bu şehirlerin kendi içindeki mahallelerin veya köylerin ayrı sorun ve sıkıntıları olabilir. Peki bu sorunları en iyi kim çözer? Yani o şehirdeki, o mahalledeki sorunları en iyi kim çözer? Kim çözüm yolunu daha iyi bilir? 550 milletvekili dediğimiz temsili 77 milyonu temsil eden parlamento mu daha iyi bilir? Yoksa o yereli yöneten belediye meclisi, il genel meclisi, yeri geldiğinde işte ilçe meclisi, ilçe belediye meclisleri onlar mı daha iyi bilir? Yerelden seçilmiş olan, orada yaşayan, doğrudan halkla ilişkide temasta olan, denetlenmesi kolay olan, efendim orada hizmet sunması kolay olan yerel meclis dediğimiz belediye, il genel meclisleri daha iyi bilir o sorunları. Peki daha iyi bilirse, daha hakimse neden yetkiyi onlara vermiyoruz? Neden parlamento yetkiyi tek elini kendi elinde bulunduruyor, yasa yapma yetkisini elinde bulunduruyor da biz yerel yönetimlere kardeşim kendi sorunlarınızı çözebilecek, kendinizle sınırlı yetkiler sizde olsun. Ama ülke genelliği ilgilendiren, ulusal güvenliği, sınırları, efendim genel maliyeyi, genel adalet hizmetlerini ilgilendiren mevzularda yani hepimizi bütün 77 milyonu tümden ilgilendiren kararlar alınırken parlamento yetkili olsun. Ama sadece ama bu bölünme korkusu yaratmaz mı insanlarda veya paranoyası yaratmaz mı insanlarda? Yaratmaz yani öbür türlü insanları yönetime katmazsanız, insanlar kendini yönetecek kararlarda etkili olmadığını düşündüğünde başka arayışlara girerler. Siz meydanlarda da söylüyor musunuz bunu? Söylüyoruz tabii ki. Aynısı. Mesela bugün Balıkesir meydanında söylediniz mi? Beyannamemizde de bu var. Fatih, tabii ki her yerde söylüyoruz. Soru, yani orada başka gibi. Bir şey burada. Yani bu konuyu ben en çok İzmir'de evet. Anlatmışımdır. İzmirliler bilir mesela. Yani Sayın Kocaoğlu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiştir. Yüksek bir oyla seçilmiştir. Fakat kendi şehrini yönetebilecek yetkisi yoktur. Parası yoktur, bütçesi yoktur. İzmir'le ilgili efendim metro mu yapılacak parası yoktur. Düşünün bakın Sağlık Bakanlığı, efendim Tarım Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı İzmir'le ilgili istediği kararı alabiliyor ve uyguluyor. Oysa İzmir AKP oy vermemiş. AKP beni yönetsin dememiş. Diyarbakır AKP beni yönetsin dememiş. Anlatabiliyor muyum? Yani ama AKP beni yönetsin diyenler de var. Kayseri demiş, İstanbul demiş, Antalya demiş vesaire. Yani bu şekilde her parti veya her siyasi düşünce aslında bir şekilde yönetime katılmış olacak. Şu anda yerel yönetimlerin yetkisi çok çok zayıf. Kendi yönetimleriyle ilgili bütçe yapamıyorlar. Yani merkez onlara bütçe ayırabiliyor. Yerelden pay alamıyorlar. Birçok kararlarını merkeze İçişleri Bakanlığı'na onaylatmak zorundalar. Bir mühendis mi alacaklar? İçişleri Bakanlığı vize onay vermeyince mühendis bile alamıyorlar belediye. Belediye başkanı şehir dışına çıkarken valiye izin bildirimi yapmak zorunda. Şu kadar gün şehrin dışında olacağım. Bakın o seçilmiş
öbürü atanmış. Yani bu vesayet ilişkisini kaldırmak açısından doğrudan katılımı sağlayabilecek, sivil toplumu da güçlendirerek, sivil mekanizmaları da güçlendirerek yerinden yönetim dediğimiz özellik modelini Türkiye'de uygularsak, ki bu dünyanın birçok ülkesinde de uygulanan bir modeldir. Başkanlık sistemini bu kadar rahat tartışıyor Türkiye ya da tartıştırıyor AKP. Ama yerinden yönetim, özellik modellerini bir tartışalım dediğimizde biz bu ülkeyi böldürmeyiz diyorlar. Yani tartışmayı bile önünü kesmek için başka bir noktaya çekmek istiyorlar. Biz bu modelin daha Türkiye'ye uyacağını düşünüyoruz. Şimdi ben seçim bildirgesine baktım. Bu söylediğiniz özellik, yerinden yönetim ve başka başka konular demokrasi standardı. Gerçekten yüksek bir seçim bildirgesi. Yani baktığımızda Türkiye'nin son siyasal yaşamına baktığımızda önemli vaatler var. Bir yanıyla da baktığımızda HDP'nin bir merkeze doğru geldiğini gösteren emareler de var. Bunu siz söylediniz. Dediniz ki Behice Boranlı Türkiye İşçi Partisi'nden sonra sol anlamında söylüyorum dediniz. En solcu seçim bildirgesini hazırladık. Şimdi burada bir problem yok. Hani makro açıdan baktığımızda, Selahattin Demirtaş cephesinden baktığımızda bir problem görülmüyor. Fakat benim merak ettiğim şu konu var. Partinin altyapısı bu standardı yüksek demokratik seçim bildirgesine hazır mı? Neden söylüyorum? Çünkü hatırlarsanız 2012'de AK Parti iktidara gelmeden önce 2002'de AK Parti iktidara gelmeden önce şöyle bir söylem vardı. Biz sadece dindar yanımızla anılmayacağız. Başka başka önemli özelliklerimizi de getireceğiz. Fakat ilerleyen dönemde şunu gördük ki parti kadrolarında bunun yansıması çok da kolay olmadı. İşte Avrupa Birliği ile gündeme geleceğiz, yönetimlerle gündeme geleceğiz, yönetsel reformlarla, bireysel hak ve özgürlüklerle. Şu anda HDP'nin parti kadroları sizin öngördüğünüz bu yüksek standartlı seçim bildirgesini içselleştirmeye hazır mı? Tam tersine yerelden tabandan yükselerek oluşturulmuş bir seçim beyannamesi. Sadece bu anlamda söylemiyorum. Yani başka konularda da. Evet bakın. Yani yönetim anlamında söylemiyorum. Şunu kastediyorsanız. Yani partiler başlangıçta iyi şeyler söylerler. Toplumu kucaklayan, herkesi efendim demokrasi, özgürlük vaat eden bir söylemle iktidara gelirler ama giderek kendi içinde bir grubun, bir kimliğin veya işte partizanlık çerçevesinde kendi yandaşlarının demokrasisini inşa ederler. Türkiye'de hep böyle oldu. Doğru. AKP'de büyük bir umutla 2002'de iktidara taşındığında aslında Cumhuriyet tarihi boyunca ezilmiş İslami kimliğin temsilcileri olarak biz mazlumuz, ezildik. Bütün ezilenlerin duygusunu anlarız. Dolayısıyla biz sadece İslami kesimin değil, Türkiye toplumunun tamamının derdini anlarız. Çünkü attan düştük, biliriz bunu. Damdan düştük, attan düşmüştü gerçekten de oradan mı aklımda kalmış? Damdan düştük, damdan düşen halinden anlarız diye herhalde daha çok toplumda destek buldular. Fakat yapmadılar. Dediğiniz doğru. Şimdi HDP burada hani böyle bir hataya düşmemek veya böylesine bir tarihsel hata çizgisini sürdürmemek için bütün teşkilat yapısını, kadro yapısını, milletvekili aday yapısını buna göre şekillendirdi. Yani bunu içselleştirmiş, farklı kimlikten, farklı inançtan insanlar bu ilkeler etrafında bir araya geldi. Dolayısıyla şu anda HDP'yi tek bir kimlik üzerinden siyasete götürmek imkansızdır artık. Çünkü bunu yaptığınız zaman parti içerisindeki diğer kimlikler, destek veren, oy veren, efendim il başkanlığımızı yapan, yöneticiliğimizi yapan o kadar farklı insanlar var ki bunların tamamı ertesi gün istifa edebilir. Biz böyle bir HDP'de yoktuk kardeşim diyebilir. Güvencesini aslında HDP kendi içinde denetleme sistemini oluşturarak yükseltiyor. Yani tabanda bunu inşa ederek yükseltiyor bunu. Bunun dışında da güvence vermek çok zordur. Az önceki sorularda da ben anlatmaya çalıştım. Yani bu ilkeler etrafında buluşmak dışında güvence yoktur. Yani bugün partinin başında ben ve Figen Hanım'ız, yarın değiştiğinde başka birileri geldiğinde partiyi başka yere götüremesin diye bu tedbirleri almaya çalışıyoruz. Yani sol ekonomik politika bizim açımızdan ilkeseldir. Bunu muhafazakar kimliğe sahip dindar adaylarımız da savunuyorlar ekonomik politika açısından. Bunu efendim Alevi, Kürt, Türk bütün adaylarımız savunuyorlar. Yani bütün o kimliklerimizin üzerinde bir büyük insanlık hedefimiz var. Büyük insanlık dememizin nedeni bu. Çünkü insani değerlerimizi yitirdik bu toplumda. Yani sol değerlerimizi yitirdik, İslami değerlerimizi yitirdik, sağ değerlerimizi, milliyetçi değerlerimizi, Kürtlük değerlerimizi falan tamam yitirildi. Bunlar önemli ölçüde dejenere oldu, bir şey oldu da. Ama bunların toplamından oluşan bir insanlık değeri diye bir şey vardı. Biz onu unuttuk. Onu yok ettik. Onu yeniden inşa etmenin yolu da ilkelerdir işte. Bu ilkeler üzerinde bir siyaset yaparsak, başarırsak HDP
çok sayıda milletvekiliyle parlamentoya girmeyi başarırsa, halk buna destek, bu beyannameye ve bu ilkelere onay verirse, Türkiye'nin önünde artık yeni bir siyasal sayfa açılmış olacak. Yani hiçbir parti artık HDP yokmuş gibi davranamaz. HDP'ye göre herkes kendini konumlandıracak, değiştirecek, değiştirmek zorunda kalacak. Biz de değiştik, bakın değişerek geliyoruz. Yani her birimiz siyasi geleneklerimizden dersler çıkararak, öz eleştiri yaparak, yani sosyalistimiz de öyle, İslamcımız da öyle. AKP bu konuda çok önemli bir örnektir. Yani yaptığı hatalar bize nelerin yapılmaması gerektiğini o kadar iyi öğretti ki, mazlumsanız, mazlumun halinden anlama iddiasıyla iktidara gelmişseniz, kendiniz zalim olursanız, toplumun ne hale geleceğini, ülkeyi ne hale getireceğinizi AKP örneğine bakarak görebilirsiniz. Biz ülkemizi seviyoruz, insanlarımızı seviyoruz ve bu ülkenin düşmanı da değiliz. Türkiye'nin her yerinden bize oy var, destek var. Bunun da kıymetini biliyoruz. Bütün HDP'liler olarak bunun kıymetini biliyoruz ve bize verilen desteğe karşı insanlarımızı mahcup etmek istemiyoruz. Evet, ekonomik politikamız soldur. Bu konuda iddialıyız. Hani şunu da söylemiyorum. Bu program vesilesiyle en azından ifade etmiş olayım. Biz sosyalist bir programla, sosyalist devrimci bir programla ortaya çıktık. Bizden daha sosyalisti ve devrimcisi yoktur falan da demiyoruz. Çok iyi sosyalist programı olan partiler, hareketler, devrimci hareketler var. Ve o hareketler toplumda öncü devrimci mücadele yürütürler. Seçim kaygıları yoktur, seçilme dertleri yoktur. Daha çok toplumu aydınlatma, öncülük yapma, iktidarları sıkıştırma, zorlama gibi misyonlar biçmişlerdir kendilerine. Onlar sol politika iddiamızı kendileriyle kıyaslamasınlar. Biz bir kanal açıyoruz, bir alan açıyoruz. Karlı bir yolda kar makinası gibi yolu açıyoruz. Bu yoldan yürümek isteyen bütün ilericilere, bütün geleceği aydınlık düşünen herkese bu yol açıktır. Yürümek isteyen devrimciler de buradan yürür. Demokrat, İslami kesimler de buradan yürüyebilir. Aleviler de kadın hareketi, çevre hareketi de. HDP kar makinası gibi yolu açıyor. Ama ekonomik politika açısından evet, biz ezilenden, işçiden yanayız. Sermayeyi merkeze oturtarak, onu korumayı hedefleyerek bir ekonomik politika hazırlamadık. Sosyal yardımdan değil, sosyal haktan yola çıktık. Sosyal devlet ilkesini sosyal hak üzerine, kavramı üzerine kurguladık ve bu ülke bir şirket değil, vatandaşlar da çalışan değil. Sorular bu ülkenin gerçek sahibi ve bu ülkede kazanılan her şeyden adil bir şekilde pay alma hakkına sahip olan insanlardır. Şimdi, düşüncesinden yola çıkarak. Tülay, senle gideceğiz. Dünya listesinde de birinci sıradasın. Selahattin Bey, tebrik ediyorum sizi. Hadi, gerçekten bu, dünya listesinde de birinci sırada. Şimdi öyle bir konuşuyor ki Selahattin Demirtaş. Yani oy veresiniz geliyor. Efendim? Oy veresiniz geliyor. Allah bilir onu. Allah bilir. O sizin takdiriniz. Allah sağ olasın. Fatih, ben yine özellikten... Sen de benim adıma sorar mısın? Yani ne derece samimi? Bunu da katarak içine bir sorar mısın? Peki. Yani şu ana kadar bende bıraktığınız izlenim son derece samimi bir çizgi izliyorsunuz. Evet, siz soruyla cevabı verdiniz. Sağ olun. Şunu sormak istiyorum. Şimdi iddia şu ki, eğer barajı aşamazsanız, yine özerklikten devam edeceğim. Fiili olarak HDP Doğu ve Güneydoğu'da etkili olduğu bölgelerde bir özerklik ilan edecek şeklinde. Hayır, yani ben net cevap vereyim. Bakın, bu bildirge, bu beyanname, parti programımız barajı aşarsak bunları savunuruz üzerine kurulmuş bir bildirge değil. Bu seçim beyannamesi barajı aşsak da aşmasak da savunacağımız ilkesel olarak bizim yaşamımızın gerekçesidir dedik. Bunun alternatifi yoktur. Biz barajı aşarsak bunu savunuyoruz, barajı aşmazsak başka bir gizli bildirgemiz var, onu savunacağız gibi bir şey olur mu? Tam ilkesizlik olur. Her halükarda bizim arkasında duracağımız beyanname budur. Asla öyle bir şey de tartışılmadı. Yani yazılıp çiziliyor. Özellikle AKP'ye yakın çevreler bu tür spekülatif şeyler yaymaya çalışıyorlar. Barajı aşamazlarsa alternatif parlamento ilan edecekler, şunu bunu yapacaklar. Ya ona yok diyorsunuz değil mi? Öyle bir şey. 81 Selahattin ilde Bey. Örgütlenen yani 81 ilde örgütlenen içinde o da olacak mı? Hayır, hayır. Yok, net yok. Söylüyor. Yani. Bir taşın söylüyor. Yani. 81 ilde örgütlenen bir partiyiz. Yok. 81 ilde seçime giren bir partiyiz. 81 ilin tamamında özerk meclis mi ilan edeceğiz? Her yerde il ilçe teşkilatımız var, adayımız var. Bütün bunlarla birlikte biz mücadeleyi sürdüreceğiz ama şundan toplumumuz artık emin olsun. HDP barajı aşıyor. Büyük bir özgüvenimiz var. Seçim sonuçları da, anket sonuçları da aşağı yukarı bunu doğruluyor. Giderek artan bir oy oranımız var ve şu anda barajın altında değiliz. Tam yani burada soracağım efendim. HDP artık barajın üstündedir. Bunu güçlendirmek için daha güçlü bir
HDP'yi parlamentoya taşıyabilmek için biz kampanyanın son gününe kadar 35 günümüzü iyi değerlendirmek istiyoruz. Tam buradan yola çıkarak. Sadece barajın üstüne çıkmak için değil. Bundan sonra artık bu ilkelerin Türkiye'de tam anlaşılması ve güçlü bir destek bulması için çalışacağız. 7 Haziran'dayız. 7 Haziran gecesi işte biz Fatih'le yaptık yayınımızı. Evet. Ve dedik ki HDP %11-11,5 barajı açtı. Farzumay. Ve diğer partiler... Tahminleriniz vardır, Türkiye'yi dolaşıyorsunuz. Evet. Ben Selahattin Demirtaş'ın o gün ve o günden sonraki senaryosunu merak ediyorum. Ne olacak Türkiye'de ve oradan da biraz daha yola çıkarak bir vizyonunuzu bizimle paylaşır mısınız? Mesela Türkiye'lileşme, yani hepimizin evet. Evet. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gurur duyduğu bir ülke. İhtiyacımız olan şey bu. Ve sizin Cumhurbaşkanlığı seçiminde aslında yüksek ilgi görmenizin arka planındaki olay bu. Ve bununla bağlantılı kadınlar. Mesela benim sizin partinizde gördüğüm en pozitif şey neredeyse tamamının bütün kademelerin yarısı kadınlar. Biraz bize vizyonunuzu ve 7 Haziran gecesinden sonraki yaşanacakları anlatır mısınız? Yarısı kadınlar. Yarısı. Tabii ki. Hadi hayatın de. Yarısı kadınlar. Toplumun yarısı kadınlar. Siyasetin de yarısı evet. Kadınlar olmak zorunda. O konuyu ayrıca özgün olarak konuşmamız gerekir diye düşünüyorum ama ilk sorunuzdan başlarsak evet. 7 Haziran'da barajı aşmış olacağız ve bence Türkiye rahat bir nefes alacak. Her açıdan rahat bir nefes alacak. Bakın HDP gibi çok demokratik bir çıta yükseltmiş parti Türkiye'de kaybederse bu Türkiye açısından, Türkiye toplumu açısından bir umutsuzluk, karamsarlığa yol açacak. Ama bu ilkeler halen bu topraklarda büyük insanlık ayaktadır demiş olacağız bir defa. Herkes rahat bir nefes alacak. Oy veren de vermeyen de ya diyecekler ki evet ya bu kadar iyi şeyleri savunan bir parti Türkiye'de tutuyor kardeşim ya. Bu çok önemli bir şey diyecekler. İkincisi AKP'nin ve Sayın Erdoğan'ın bu son derece sorumsuz gidişatı durdurulmuş olacak. Yani Türkiye bu tehlikeden kurtulmuş olacak. Başkanlık sistemi, başkanlık tartışması Türkiye'nin gündeminden çıkmış olacak. Çünkü asla böyle bir şeyi HDP desteklemeyecek. Diğer partiler de zaten malum desteklemeyeceklerini açıkladılar. Dolayısıyla başkanlık tartışmasından kurtulmuş olacağız. Yeni bir anayasayı yapma fikriyatı güçlenmiş olacak. Çünkü bütün partiler seçim beyannamesinde yeni anayasa sözü verdiler. Biz çok daha güçlü bir şekilde vurguladık ve ilk işimiz parlamentoda yeni anayasa yapmak için kolları sıvamak olacak. Bu da bahsettiğimiz ilkeler çerçevesinde evet herkesin bu ülkenin yurttaşı olmaktan gurur duyacağı bir anayasa yapmamız lazım. Türkiye'nin neresinde hangi kimlikle yaşıyor olursa olsun, geçmişinde hangi acı, hangi travma, hangi eziyeti görmüş olursa olsun, bu yeni anayasayla birlikte şundan gurur duysun ya. Ben bu anayasanın bana tanıdığı Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığından gurur duyuyorum desin. Herkes bunu söylesin istiyoruz. Hepimiz bunu söyleyebilmeliyiz. Şu anayasaya bakarak kimse ya ben gurur duyuyorum diyemiyor. Diyemiyor. Darbe anayasasının sağladığı böylesine baskıcı bir ortamdan Selahattin hiçbirimiz gurur Bey, duymamalıyız. Ama bu ülkenin diyebilir. Rejim insanı... beni uyarıyor da reklama gideceğiz. Böyle bir 30 saniyede toparlayabilirseniz reklama gideceğiz. Tabii ki bu ülkenin insanı bu ülkede yaşıyor olmaktan hepimiz gurur duyalım ama aynı zamanda anayasanın bize sağladığı haklarla da gurur duyalım. HDP bunu sağlayabilir diye düşünüyorum. Evet, bunu sağlamanın en etkili yollarından biri de bu ülkenin yurttaşlarının yarısı olan kadınların artık özgün ve özgür kimlikleriyle, toplumsal cinsiyet kimlikleriyle bu ülkede kabul edilmesinden geçer. Herhalde reklamdan sonra bunları tamam. Uzun uzun konuşuruz. Sedat Bozkurt, Sedat. Sizinle devam edeceğiz. Hakkınız baki. Bir reklam, ardından tekrar buluyoruz. Liderler Fox'ta devam edecek. Peki tekrar merhaba, iyi akşamlar. Sabrınız için de teşekkür ediyoruz. Saatlerimiz yarımı göstermeye başladı. Ve Sedat Bozkurt, soru evet. Net olarak sizde. Tamam. Yeni bir anayasa, toplumsal mutabakatla oluşturmuş yeni bir anayasadan söz ediyorsunuz ama mevcut iyi kötü bir anayasamız var ama uygulanmıyor. Yani yeni bir anayasanın uygulanacağından ne kadar eminiz? Bir ikincisi bir AB sürecimiz var. Şimdi rafa kaldırılmış. Şimdi elimde bir döküm var. Örneğin basın özgürlüğü sıralamasında Türkiye 180 ülke arasında 154. Barış Endeksinde 182 arasında 128. Yani uluslararası kriterler açısından, demokrasi özgürlükler açısından söylüyorum. Oldukça kötü bir durumda. O vaatleriniz içinde çok genel hatlarıyla var ama spesifik olarak yani AB sürecine bağlı olarak bir, uygulanabilir bir anayasa nasıl mümkün? İki, bu kötü tablodan Türkiye en kısa zamanda nasıl kurtulur?
anayasayı, AB ile de bağlı olarak anlatırsanız. Anayasayı uygulamak ya da uygulamamak aslında doğrudan Avrupa Birliği süreciyle bağlantılı değil. Tabii ki Avrupa Birliği süreci bir baskı mekanizması, denetleme mekanizması olarak müzakere yürüttüğünüz bir kurumsal yapı olarak. Çünkü denetliyor, işte raporlar hazırlıyor, ilerleme raporları hazırlıyor falan. Ama bundan daha önemlisi iç denetleme mekanizmalarıdır. Bunların birincisi parlamentodaki denetleme mekanizmasıdır. Yani muhalefetin denetleme yetkisi hakkıdır. İkincisi yüksek yargı mekanizmasının idareyi yürütmeyi denetleme hakkıdır. Bunların ikisi de şu anda Türkiye'de işlemiyor. Parlamento denetleyemiyor, yargı denetleyemiyor. O nedenle yeni anayasayla birlikte siz aslında bunları güvenceye almış oluyorsunuz. Yani muhalefetin hakkı yetkisi, sivil toplumun hakkı yetkisi, medyanın denetleme hakkı, hakeza az önce ifade ettiğim yerinden yönetim modelleriyle birlikte yetkiyi önemli bir kısmıyla birlikte devretmiş olduğumuz için yerelin de ayrıca bir denetleme hakkı yetkisi, uygulama hakkı yetkisi oluşuyor. O nedenle anayasayı uygulamayan, hayata geçirmeyen bir iktidarı denetlemek çok kolay olur özgürlükçü bir anayasada. Ama şu anayasa dikkat edin. Anayasa Mahkemesi denetleyemiyor, yüksek yargı denetleyemiyor, Sayıştay denetleyemiyor, Danıştay denetleyemiyor. Çünkü tamamında bir siyasal egemenlik söz konusu. Yandaş oluşturma, devleti bu kurumlarıyla birlikte politize etme ve iktidarın destekçisi haline getirme anlayışı uygulandı AKP tarafından. İşlemez hale getirildi. Evet, şu anda anayasa yürürlükte değil. Anayasayı ihlal eden ne Cumhurbaşkanı'nın, ne bakanın, ne başka birini kimse denetleyemiyor. Hesap soramıyor. Bu hesap verebilirlik ve hesap sorabilirlik ancak yeni bir anayasada güçlendirilmiş denetleme mekanizmalarıyla mümkündür. Bunun da güvencesi demokrat bir başbakan falan değildir. Kurumlardır. Demokratik kurumlar oluşmadığı müddetçe kimse ben anayasayı uyguluyorum, uygulamıyorum gibi bir fantezi içine girmesin. Bu bir denge, denetim meselesiydi. Yani parlamentoyu, örneğin milli iradeyi yasama faaliyetleri açısından denetleyen bir anayasa mahkemesi vardı. Yürütmeyi yürütme faaliyetleri açısından denetleyen bir Danıştay vardı. Yani bunların ikisi de hukuki bürokratik kurumdu ama verdikleri kararlar hukuki temelli olan politik kararlarda bir denge unsuru olarak oluşturulmuştu ama o denge bozuldu. Nerede bozuldu? Yeni bozulmuş değil aslında. Yani AKP öncesi işler tıkırında yürüyordu. Türkiye demokratik bir ülkeydi. AKP ile birlikte 90 işler... 90 yıl gelindi ama. Tabii ki yani bunların tamamı Cumhuriyet tarihi boyunca yanlış uygulamaların birikiminden oluşan bir tortuya dönüştü artık. Tümüyle devletin reorganize olması lazım. Yani idare modelinin... Sayın Demirel sizi güçlendiren, Sedat'ın sorusunda güçlendiren yıllar önce söylediği bir şey var. Adalet Partisi'nin simgesi Kırat'tı biliyorsunuz. Evet. Kırat çağlanacak ama şu taylar olmasa diye. Yargıtay, Sayıştay, Danıştay diye. Evet. Herkes şikayetçiydi aslında. Yani her gelen hükümette Sayıştay'la, Danıştay'la, Yargıtay'la uğraştı yani. İşte bu da dengeydi ama. Yani... İktidarlar genelde kendisini denetleyecek mekanizmaları kontrol altına almak isterler. Egemenliği kendinden mutlaklaştırmak isterler. Bu çok yanlış bir egemenlik veya temsili yönetim anlayışıdır. Biz bunu değiştirmek üzere Türkiye'nin yönetimine talibiz diyoruz. Yani bu değişmediği müddetçe şu beyannamede ortaya koyduğumuz ne sosyal politikalarımızı ne ekonomik politikalarımızı hayata geçirmek mümkün değil. Şu andaki devlet modeli, devlet bürokrasi ilişkisi, yargı, medya, hükümet ilişkileriyle şu HDP vaatlerini hayata geçirmek mümkün değil. Dolayısıyla bütünlüklü bir programdır bizimkisi. Sadece devleti dönüştürmeyi değil, sadece devleti demokrasiye duyarlı hale getirmeyi değil, bütün toplumsal mekanizmalarının tamamını bütünlüklü olarak reorganize eden, bunu hedefleyen bir programla biz yani seçmenin karşısına huzuruna çıkıyoruz. Sizin şu anda devletle bir sorununuz var. Devletin kurumlarıyla bir sorununuz var. Türkiye'nin tamamının var. Türkiye'nin tamamının var. Peki. Ve bu değişmediği müddetçe yani AKP oy veren ülkede i̇şte sorun yaşamıyor önce, mu? Yaşıyor. O da yaşıyor. Bütün bu önce. Haksızlıklar AKP oy verenleri etkilemiyor mu? Türkiye'nin tamamı şu adaletsiz sistemden etkileniyor. Yani bunların hepsinin serin kanlılıkla bir süreç içerisinde değişmesi, dönüşmesi gerekiyor. Bunu da HDP tek başına yapar diye bir şey yoktur. Yani bunu HDP öncülüğünü peki, bu yapar. Peki koalisyon gerektiriyor. HDP öncülüyünü yapar. Koalisyon da olabilir. Yani koalisyona gelirseniz mesela anayasa değişikliği partilerin mutabakatıyla gerekli ve 8 Haziran'a sabahına uyandığında Türkiye en azından 3 partinin bir araya gelmesi gerekiyor bu anayasa değişikliğini yapabilmesi için. Siz koalisyonda mesela AK Parti ile koalisyon yapar mısınız veya hangi parti ile koalisyon yapar mısınız? Biz şu anda bu konuda uzlaşırsınız anayasa değişikliği de dahil. Bakın biz şu anda etkili ilkeli bir muhalefet yapmaya hazırlanıyoruz. Yani iktidarda kim olursa olsun, koalisyon mu olur, tek başına mı olur?
ama etkili bir muhalefet yapabilecek pozisyon yakalamaya çalışıyoruz. İşin doğrusu bu. Biz öyle koalisyon ortaklığı yaparız ya da tek başımıza iktidar oluruz gibi bir tartışma içerisinde değiliz. Ama çok sağlam bir muhalefetle en azından bir sonraki seçimlere HDP iktidarını oluşturabilecek alt zemini bu seçimde yakalayacağız diye düşünüyoruz. Ama Kaan Bey'in sorusuna da yine verirseniz iyi olur ya. Gerçekten merak ediyorum. Hayır, biz bakın AKP ile koalisyon yapmaya falan hazırlanmıyoruz. AKP ile hiçbir ilkemiz uyuşmuyor, seçim beyannamelerimiz uyuşmuyor, demokrasi anlayışımız uyuşmuyor. AKP ile bizim birlikte el ele vererek Türkiye'yi yönetme ihtimalimiz yoktur. Bunu herkesin bilmesi i̇şte lazım. Ya bunu söyledikten sonra da çözüm sürecini götürüyorsunuz ama bu nasıl oluyor? Ben bunu anlamıyorum işte ya. Samimiyet bunun neresinde şimdi? Ya bu çok basit teknik bir konu. Yani iktidarda olan, yetkisi olan parti kimse, siz onun dışında kimseyle görüşemiyorsunuz. Bu işin doğası gereği budur. Biz seçmiyoruz muhatabımızı. Halk seçiyor, muhatap budur diyor. Siz muhalefet olarak mecburen onunla görüşüyorsunuz. Yani halk tercihte bulunduktan sonra gerisi bizim tartışabileceğimiz bir husus. Koalisyon AK Parti ile yapmam gerekiyor. Geçenlerde Binali Yıldırım'dan azınlık hükümeti sözü çıktı. AK Parti azınlık hükümeti kursa destekler misiniz dışarıda? Bence şöyle bir şey ortaya çıkar. Eğer Türkiye'de bir koalisyon ihtimali çıkarsa 8 Haziran'dan itibaren şunu tartışmamız lazım. Bir geçici hükümet oluşmalı ve bu hükümet sadece anayasa yapmak için bir araya gelmeli. Diğer partilerle oluşacaksa bir uzlaşma, yeni anayasa yapmak için uzlaşmalı ve yeni anayasayı yaptıktan sonra Türkiye bir erken seçime gidebilir. Bu ihtimal bana daha güçlü gibi geliyor. Biz AKP ile dışarıdan, içeriden destekleyebilecek bir pozisyonu şu anda görmüyoruz işin doğrusu. Seçim sonrasında da bunun olabileceğini düşünmüyorum. Yani HDP 8 Mart'tan sonra bir erken seçim mi görülüyor diyorsunuz? Yani 8 Haziran sonrası böyle bir ihtimal daha güçlü görünüyor. Çünkü büyük ihtimalle. Ama umut ediyorum ki Türkiye toplumu HDP'yi güçlü bir şekilde parlamentoya taşır ve başka seçenekler de ortaya çıkabilir. Yani sadece AKP'nin oluşturacağı bir, AKP'nin ille mutlak olarak içinde var olabileceği bir koalisyonu düşünmemek lazım. Başka seçenekler de çıkabilir. Bakmak lazım. Efendim, sizin iki kızınız var. Evet. Allah bağışlasın. Bizim Türkiye turlarında yine gördüğümüz manzara, kadınlar çok kaygılı. Bunalmış hissediyorlar. Ağırlıklı olarak böyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. İşte mikrofon uzattığımız kadınlarda da gerek cumhuriyet değerleri olsun, gerek baskı ile ilgili bir takım hissettikleri duygular olsun. Nasıl aşacaksınız bunu? Mesela nasıl bir Türkiye'lileşme projesi? Bu bizim çok stratejik bir başlığımız. Yani bir seçim vaadinin çok ötesinde. Aslında biz partimizi bir kadın partisi olarak hep düşündük, örgütledik. Yani kadını da sadece bir cinsiyet olarak tariflemedik. Toplumsal bir cinsiyet rolü verilmiştir kadına. Hı. Çok özetle geçeyim, zamanımız fazla kalmadığı için. Kadın kimliğine yüklenen şey şudur. Kadın her zaman erkeğe hizmet etmek zorundadır. Erkek toplumu yönetir, aileyi yönetir, devleti yönetir. Egemen olan odur. Devlet de aslında buradan bakarsanız erkektir. Yani devletin kullandığı egemenlik yetkisi de cinsiyet olarak erkektir. Yani erkeğin zihniyetindeki anlayış tıpkı devletin kullandığı egemenlik anlayışındaki... Devlet baba. Devlet baba, böyle denir. Şimdi burada toplumun yarısını oluşturan kadınların tamamı ikinci sınıf insan, yurttaş muamelesi görür her zaman. Devlet tarafından, erkek tarafından, baba, kardeş, abi, herkes tarafından. Bu egemenliğin, bakın egemenliğin kadın bedeni veya kadın cinsiyeti üzerinden yeniden yanlış bir şekilde üretilmesine yol açıyor. Yani yanlış bir şekilde üretiliyor egemenlik, o kendini tekrar ediyor. Ve siz o egemenlik anlayışını düzeltemeyince toplumda hiçbir şekilde özgürlüğü ve demokrasiyi yerleştiremiyorsunuz. Dolayısıyla kaynakta, işin merkezinde sorunu çözmeniz lazım. Kadın ve erkek eşitliğini, hakta, özgürlüklerde, siyasal, sosyal yaşama katılımda eşitliği sağlamanız lazım ki egemenlik üretilirken kadın ve erkek cinsiyet, toplumsal cinsiyet kimlikleri üzerinden eşit bir şekilde üretilsin. O zaman işte toplumda eşitliği sağlamak kolay olur. Nasıl yapacağız? Biz buradan yola çıkarak kadın temsiliyetini partide çok önemli bir noktada ele aldık ve cinsiyet kotası, bakın kadın kotası da değil, cinsiyet kotası belirledik. %50, %50. Toplumun yarısı mecbur kadınsa, değil mi? Sizin mecbur, bütün tabii parti kademelerinde mecbur, kadınlar %50 olacak. Kadınlar %50 söz hakkına. Ki beyannamenizi açıklarken sizin yanınızda eş başkanınız vardı kadın. Hayır, hayır. Ben
eş başkanımızın yanındaydı. Evet, bravo. Yani güzel. Bu işte dediğiniz şey, çok özür dilerim, şahsi olarak algılamayın. Yok yok, hayır. Erkek egemen bakış açısının hepimize sirayetidir, yansımasıdır. Haklısın. Yerinde bir düzeltme kabul ben ederim. Ben onun yanındaydım. Evet, eş başkanlık sistemi çok önemlidir. Bir kadın, bir erkek birlikte partiyi yönetiyoruz. Partinin yönetim kademelerinin tamamında kadınlar yarı yarıya söz sahibi, adaylarımızın yarısı kadın. Ama bununla birlikte kadının sosyal, siyasal, ekonomik yaşamında güçlü olması için tedbirler alınması, pozitif ayrımcılıklarla kadına daha fazla şans tanınması gerektiğini beyannamemizde de belirttik. Ev kadını deniyor mesela. Hani soruyorlar ya, çalışıyor musunuz? Hayır diyor, ben çalışmıyorum, ev kadınıyım. Oysa evde oturuyor mu? Yani gün boyunca canı sıkıla sıkıla evde oturuyor mu kadın? Hayır, çalışıyor. Sabah erkekten de önce kalkıyor, kahvaltıyı hazırlıyor, çocuğu doğuruyor, çocuğa bakıyor, bulaşıkları yıkıyor, çamaşırı yıkıyor, evi temizliyor. Ev içerisinde 24 saat bir çalışma var. Ama biz o kadına işsiz kadın diyoruz, çalışmayan kadın diyoruz. Ne kadar büyük haksızlık. Yani dünyanın bütün kirli çamaşırlarını ve dünyanın bütün kirli bulaşıklarını kadınlara yıkatıyoruz. Sonra da çalışmıyor, ev kadınıdır diyoruz. İşte bu erkek egemen bakış açısı dediğimiz mevzunun ta kendisidir. Ev kadını, evde çalışan kadın, çalışan kadındır ve sosyal güvenlik hakkına, emeklilik hakkına sahip olmalıdır. Çalışıyor çünkü, emeğiyle bir şeyler üretiyor. Dışarıda çalışan kadından hiçbir farkı yok, üretiyor. O da dışarıda çalışan iki kat çalışmış oluyor. Evde de çalışıyor, dışarıda da çalışmış oluyor. Kadınlardan ne kadar oy bekliyorsunuz? Vallahi kadınlar, ben inanıyorum ki HDP'nin bu anlayışını, bu yaklaşımını çok yürekten hissediyorlar. Kadın politikalarını ve kadın söylemini ciddiyetle takip ediyorlar. Görüyorlar çünkü, yani biz sadece bunu sözde, lafta bırakmıyoruz. Kadın arkadaşlarımız bunu partide başarıyorlar. Bakın şunu da söyleyeyim, bu bizim partideki erkekler olarak bir lütfumuz, bir hediyemiz falan değil kadınlara. Söke söke alıyorlar. Peki. Kadın arkadaşlarımız mücadele ede bunu parti içinde kazanıyorlar. Peki, şimdi asgari ücretten gidelim o zaman. Bir buna bağlantılı olarak Fatih, belki peki, asgari ücrette gelmeden önce bir eğitim. Sizin kadın deyince eşiniz de bir köy öğretmeni. Evet. Ben de bir köy öğretmeninin oğluyum. Ne güzel. Eğitim sistemi. Türkiye'de milli eğitimde 6 tane değil mi sanıyorum bakan değişti. Evet. 12 yılda. 12. 6 bakan değişti. 13 yılda ve ben de dahil olmak üzere her veli şu anda çocuklarının istikbalini Türkiye'de nasıl olacağını, devamlı sistem değişikliği var. Buradan benim de dahil olduğum milyonlarca veliye somut vaatleriniz nedir? Bir defa şu andaki 4+4+4 modeli tümüyle ideolojik olarak AKP'nin kendine yakın bir nesil oluşturma anlayışıyla dayattığı, üstten dayattığı bir modeldir. Biz bunu kaldırmayı vaat ediyoruz. Yerine ne getireceğiz? Yerine çocuğun yüksek menfaatini esas alan dedik beyannamemizde. Yani biz ille de şu modeli dayatacağız gibi bir model de önermedik. Bunu eğitim bilimciler, eğitim sendikaları, veliler hep birlikte tartışabilir ve farklı farklı uygulamalar da olabilir. Yani Türkiye'nin tamamında aynı eğitim sistem olarak aynısını dayatmak zorunda da değiliz. İmam hatipler de olacak, ihtiyacı var toplumun. Efendim örgün eğitim de olacak, dışarıdan eğitim de olacak. Ama ilkesel düzeyde bütünlüğü sağlama açısından da her yerde bilimsel, demokratik referansları esas alan bir eğitim materyali anlayışı geliştirmek zorundayız. Yani çocuklarımız ırkçılığı kötü olduğunu bilerek okumalı, büyümeliler. Çocuklarımız mezhepçiliği, efendim çocuklarımız ötekileştirmeyi kötü bir tanım olarak görmeliler. Tarihimizi doğru öğrenmeliler. Geçmişle yüzleşme, hesaplaşma adına iyi bilmeliler. Yalan yanlış bir... kitapları yeniden mi yazılacak? Hayır, biz yeniden yazmayacağız. Var olan tarih neyse onun yazılması gerekiyor. HDP yeni bir tarih yazmak zorunda değil. Şu anda yazılan biz tarih, şu anda tarih yazılan yapıcı değil. Çok tatmin edici bir tarih değil. Değil yani anlıyorum. Önemli kısmı kurgular üzerine, yani yalanlar üzerine oluşturulmuş kahramanlık tarihleri. Evet, ulusların kahramanlıklara da ihtiyacı var. Onlar da varsa yazılır ama hatalarımız da var. Bakın ben yurt dışına bir eğitim modelini öğrenmek için gittiğim bir eğitim sürecinde şöyle bir şey gördüm. Bir sınıfta ders dinlerken bizi de aldılar o sınıfa. İlk öğretim çocukları ve öğretmen şunu anlatıyor. Siyahi topluma, yani ırk olarak siyahi topluma ne kadar kötü davrandıklarını zamanında anlatıyor. Ve haftada bir gün öyle bir ders varmış. Yani tarihimizde biz ırkçılık yaptık, çok kötü bir iş yaptık çocuklar. Şöyle şöyle uygulamalar yaptık. Otobüsleri ayırdık. Lokantaları ayırdık. Onlarla aynı yerde yemek yemedik. Bu kadar hata yaptık. Ve bunu bir beyaz öğretmene anlatıyorlar.
Bunu özellikle bütün sınıflarda çocuklar öğrensin diye ve siyahi, beyaz, değişik kimliklerden öğrenciler, çocuklar onu dinliyorlar. Öyle büyüyorlar. Yani ne kadar tarihlerinde kötü işlerin yapıldığını öğrenerek, bundan gocunmadan, bundan utanmadan yapıyorlar bunu. Yüzleşerek yapıyorlar. Dolayısıyla bizim eğitim sistemimiz de bu yönlü gerçekçi, bilimsel olmalı. Biz kimseye okullarda zorla din dersi vermemeliyiz. Hangi dini öğrenmek istiyorsa o seçmeli. Ailesi, ebeveyn seçmeli. Biz onu anlatmalıyız çocuklara. Hayır, sen ille de şu mezhebi öğreneceksin diye dayatmada bulunmamalıyız. O yüzden zorunlu din dersi yerine seçimli din dersi koyalım ki herkes istediği dini, mezhebi rahatlıkla öğrensin ve objektif dinleri tarihleriyle birlikte anlatalım. Çocuklarımız dinlerini de öğrensinler. Mezheplerini, inançlarını, kültürlerini, tarihlerini doğru öğrensinler. Bilimi de doğru öğrensinler. Ve aldıkları eğitimle, çok dilli eğitimle, bakın herkes ana dili ve bunun yanında birkaç dil öğrensin. Türkiye'nin hepimizin ortak dili Türkçe. Bütün çocuklar iyi öğrensin. Ama ana dilini unutmasın. Ana dili neyse onu da öğrensin. Bunun yanında evrensel olarak kullanılan diller var. Fransızca, İngilizce iyi öğrensin. Bakın Türkiye'de okullarda dil öğrenilmez. En az yabancı dil bilen toplumlardan biriyiz. İşte bunun nedeni çok dilliliği hep biz bölünme fobisi nedeniyle korku olarak ele aldık. Ve herkese tek dil dayattık. Bu da bizim yeni dilleri öğrenmemizi zorlaştırdı. Ne ana dilimizi iyi konuştuk, öğrendik. Ne efendim resmi dili iyi konuştuk, öğrendik. Ne yabancı dilleri. Seçmeli mi olacak? Kürtçeyi kastediyorsunuz burada. Tabii ki. Tabii ki. Yani insanlar bakın. Seçmeli mi olacak yoksa? Ana seçmeli yani. Biz insanlara sen Kürtsün, ille de Kürtçe eğitim alacaksın diyemeyiz. Yani bir insan bunu seçmiyorsa, istemiyorsa siz zorla anlatamazsınız ona. Tercihte bulunacak. Mesela bazı okullarda, doğuduğu okullarda bazılarında Kürtçe ana dil olacak mı, olmayacak mı? Olabilir tabii ki. İşte insanlar bunu seçebilir diyorum. Ben çocuğuma Kürtçe... O zaman eğitimde dil birliği nasıl sağlayacaksınız Selahattin? İşte herkese aynı zamanda Türkçe öğretiyorsun. Dil birliği budur. Her okulda Türkçe çocuklar zaten öğrenecekler. Bu sınav sistemi var. Hem Türkçe soru yazılacak hem Kürtçe soru mu hazırlanacak? Türkçe de yapabilirsiniz. Bunun önünde bir engel yok. Yani bunları biz bir model olarak dayatmıyoruz. Siz o dili Avrupa'da şimdi 6 kişi bir araya gelip de ben çocuğuma ana dilinin öğretilmesini istiyorum dediğinde devlet ona kitap basıyor, materyal hazırlıyor, öğretmen atıyor, sınıf açıyor. 6 kişiye. Ya bizde 20 milyon zaten Kürt var. Şimdi bugün 20 Sayın milyon Cumhurbaşkanı Kürt var, biz gösterdi. Bunu korku olarak Sayın ortaya Demirtaş, atıyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı gösterdi. Kürtçe Kur'an-ı Kerim gösterdi. Onu nasıl yapıyorsa öbürlerine yapabilirler. Seçmeliler. Peki, Kürtçe, bir şey soracağım efendim. Yani seyircilerden çok soru geldi. Birer kelimelik fark, peki, bir dakika. Peki, şimdi İsmail, diyelim 8 Haziran'da ya dışarıdan bir hükümeti desteklemek durumunda kaldınız. Tek başına hiç kimse olmazsa veya koalisyona girdiniz. Teker kelime efendim. Bir, Avrupa Birliği'ne evet mi hayır mı sizin için? Biz Avrupa Birliği sürecinin sağlıklı işlemediğini düşünüyoruz. Beyannamemizde de şu şekilde ifade ettik. İlkelerimiz çerçevesinde müzakere aşamasına gelinen süreci gözden geçireceğiz. Avrupa Birliği'nin de eksikleri, hataları, eleştirdiğimiz çok yönü var. Hükümetin de yanlışları var. Bizim ilkelerimize uyan çerçevede illa Avrupa Birliği'nin ilkelerini dayattığı şekilde kabul etmek zorunda değiliz. Türkiye'de de demokratik standartları çıtayı yükselterek ortaya koyan bir parti var, HDP var ve HDP bütün bu bildirgeyi oluştururken... Ama vizyonunuzda Avrupa Birliği üyesi bir Türkiye var mı yok mu? Olabilir tabii ki. Biz ille de olmak zorundayız diye bir şey koymadık. Peki. İki. Ama biz karşı değiliz. Yani bu müzakere sürecini tekrar Avrupa gözden geçirmezse olmaz. Geçen şu paraya gelelim artık. Değil. Bakın bir şey söyleyeceğim. Doğan Bey, şu paraya gelelim tabii, ya. Millet, bir dakika, bununla ilgili İsmail, bir sorun var. Çok kısa soru o zaman. Bir dakika, şunu tamamlayayım. Bir dakika, dış politikayla, pardon çok özür dilerim. Efendim, bütün illerde... Çalar Saat olarak gittiğimiz bütün illerde Suriyeli konultusu var. 2 milyon Suriyeli ve bir de tepkiler oluşmaya başladı. Onları ne yapacaksınız? Ya onların kendi ülkelerine isteğiyle geri gidebilmesinin tek şartı Suriye'de istikrarın yeniden sağlanmasıdır. Yani Suriye'deki iç savaş, vahşet ortamı bitmeden biz ülkemize gelmiş kardeşlerimizi ve hani büyük insanlık iddiasında olan bir parti olarak geri göndeririz veya sahip çıkmayız gibi bir pozisyona asla girmeyiz. İnsani koşullarda bu ülkede yaşamak istiyorlarsa yaşama imkanlarını sağlamamız lazım. Ama asıl geri dönmek istiyorlarsa ki onların isteğine bağlı zorla gönderemeyiz. O onların ülkesinde Suriye'de istikrarın sağlanmasına katkı sunmamız peki, lazım. Peki. Şu para meselesine girelim. Para meselesi, asgari ücrete bir girelim. 1800 lira. Cumhurbaşkanı da söyledi yok mu arttıran gibilerinden. Çok ayıp bir şey. Ayıptır değildir kendi görüşü neticede. Benim de kendi görüşüm. Görüşüm çok ayıp bir şey. Yani bu bir ihale usulüyle ortaya atılmış bir iddia değil. 1800 TL'yi nasıl söyledik? Şimdi 1800, bir başka parti 1500 dedi, 1400 diyen var. Şimdi 1800 lira. Siz
Benim aklıma hemen şu geldi. Siz söylediniz ya, diğerlerine de aynı soruyu soracağız. Ya iş adamlarıyla konuşmadan siz bu paraları nasıl belirliyorsunuz? Ya iş adamlarıyla konuştunuz mu? Bu para neticede iş adamlarından çıkıyor. Nasıl olacak bu iş? Şöyle oluyor. Bakın 3600 TL DİSK'in, Devrimci İşçi Sendikaları Tabii, Konfederasyonu'nun belirlediği yoksulluk sınırıdır. 3600 TL. Ve onun yarısı 1800 TL. Bir insan asgari 1800 TL almalı ki bir evde iki kişinin çalışabildiğini düşünürsek bir ailenin, dört kişilik bir ailenin geçinebilmesinin asgari sınırı 3600 TL'dir. 1800 TL'yi biz böyle belirledik. Yani kafamızdan uydurmadık. Şimdi bunun işverene getireceği bir yük var şüphesiz. Fakat biz işverenin yükünü işçinin, emekçinin, çalışanın üzerinden sömürerek, onu kısıtlayarak o yükü kaldıramayız. Evet, işverenin de bir yükü var, fakat örneğin enerjiyi çok pahalı veriyoruz işverene. Niye oradan enerjiyi ucuz bir şekilde sağlayacak bir formülasyonla enerjiyi ucuz vererek yükü niye azaltmıyoruz? Bunların, tabii ki. Tamamının hesapları burada önümde de uzun uzun açmak istemiyorum. Vergi yükü işverenin üzerinde, özellikle KOBİ'lerin, esnafın, küçük esnafın üzerinde çok ağır vergi yükü var. Vergi yükünü niye azaltarak biz onu rahatlatmıyoruz? İlle işçiden mi kısmamız lazım? Dolayısıyla işveren, evet, 1800 TL duyunca ya ben 10 kişi çalıştırıyorum, şu anda 949 TL veriyorum, yarın bir gün 1800 TL olursa ben ne yapacağım? Korkmana gerek yok kardeşim. İşçiye vereceksin ama biz senin enerji giderlerini, biz senin efendim kredi ödediğin yüksek faizlerini, biz senin vergi yükünü hafifleterek zaten seni de çok daha iyi bir pozisyona getirebiliriz. Şimdi yani bak, bütünlüklü bir politika bak, olarak ele almak lazım. Soru işaretleri yansıyor benim. Neden? Enerjide bir kere dışa bağımlıyız. Bunu nasıl yapacaksınız? Yani petrol yatakları mı bulacaksınız? Doğalgaz yatakları mı bulacaksınız? İşte doğalgaz oradan geliyor. Tepe kuzeyden geliyor, doğudan geliyor. Bunu nasıl yapacağız? Yani nasıl yapacaksınız? Evet, bununla ilgili de dedim ya, bütünlüklü politika, enerji politikamızda bunlar da var. Yani birlikte düşünmeyince zaten içinden çıkılamaz. Çok aşırı bir israf vardır Türkiye'de. Yani tümüyle enerji tüketiminin yüksek olduğu sektörlere yatırım yapılmıştır. Ve Türkiye'nin enerji ihtiyacının çok çok üzerinde bir yatırım potansiyeli ortaya çıkmıştır. Biz yatırımları az enerji gerektirecek. Bakın, turizm yatırımları, tarım yatırımları, özellikle küçük üretici, küçük çiftçi dediğimiz, geçimlik çiftçilik dediğimiz mevzu, eğer bunlara daha fazla güç, destek verirseniz oralarda enerji ihtiyacı çok daha azdır. Sanayi? Büyük megapoller yarattığınızda, İstanbul gibi büyük megapoller yarattığınızda beraberinde çok büyük enerji ihtiyacı ortaya çıkar. Oysa nüfusu sadece birkaç şehire toplamak yerine herkesi yaşadığı yerde geçinebileceği, insan onuruna yakışır bir hayat sürdürebileceği bir yaşama kavuşturursanız enerji sarfiyatı ihtiyacı da azalır. Toplu taşımayı geliştirebilirsiniz. Çünkü çok fazla bireysel araç vardır ve Türkiye sıvı yakıtta dışarıya, petrole dışarıdan bağımlıdır ve sürekli araç satmaya çalışıyor Türkiye kendi yurttaşlarına. Buradan çünkü vergi geliri elde ediyor ama öbür taraftan dışarıdan çok petrol aldığı için cari açık ortaya çıkıyor. O nedenle yani enerji politikasında mümkün olduğunca israfı, gereksiz tüketimi önleyecek tedbirler almanız lazım. Yani bu ışığı kapatmaktan İsrafın söz etmiyorum. İsrafın dışında bir de kayıp kaçak var. Mesela seçim bildirgenizde diyorsunuz ki her eve 10 metreküp su, 180 kilowatt saat elektrik bedava veriyoruz. Şimdi zaten baktığımızda Türkiye'de bir de kayıp kaçak var ve bu kayıp kaçağın da büyük bir bölümü şu anda kabul edelim ki Güneydoğu'da ve Doğu'da. Ve hatta bunun içerisinde en önemli şeylerden bir tanesi de bazı belediyeler de parayı vermiyorlar. Bunu biliyoruz yani, özellikle partinizin de mensubu olan belediyelerden de para alınamıyor. Şimdi bir kere bu vaadinizi bütün Türkiye'ye vaat ediyor musunuz? İkincisi, bu kayıp kaçakla nasıl mücadele edeceksiniz? Özellikle bu paraları nasıl tahsis edeceksiniz? Birincisi, kayıp kaçağın en büyük oranı enerji nakil hatlarındadır. Yani son derece eski, teknolojisi geri olan enerji nakil hatları kullanıldığı için barajdan, yani santralden çıkan elektrik şehire ulaşıncaya kadar zaten kablolarda %20'si kayboluyor. Oraya yatırım yapılmadığı için. İkincisi, Doğu Güneydoğu'da kaçak elektrik çok yüksek kullanılıyor. Bedelini bütün Türkiye ödüyor deniyor. Kaçak var. Bu inkar edilmez bir şey. Fakat bu oran öyle Türkiye'nin işte yarısı kaçak kullanıyor orada ve parasını biz ödüyoruz oranı gibi bir şey değil. Buyursun bakanlık kendisi rakamları açıklasın. İstanbul'un bir tane organize sanayi bölgesinde, herhangi bir tane organize sanayi bölgesinde bir fabrikanın kullandığı kaçak Mardin'in tamamında kullanılan kaçaktan fazladır.
Oran olarak söylüyorum. Enerji Bakanlığı bunu bilmiyor mu Selahattin? Bilmez mi? TESİŞ Sendikası'nın yetkililerine sorsunlar. Bölgedeki bütün TESİŞ Sendikası'nın elinde veriler var. Açıklansın bunlar. Tamamını engellemek, önlemek lazım. Fakat hani Türkiye'nin doğusu kaçak kullandığı için biz yüksek elektrik faturası ödüyoruz. Külliyen yalandır. Yalan söylüyorlar. Büyük fabrikaların, dev fabrikaların kullandığı elektriğe kaçağa bakın. Ödedikleri faturalara bir bakın. Onların faturalarını biz ödüyoruz. Kusura bakmasınlar. Bunları önlemek lazım. Elbette ki israfı da, kaçağı da önlemek lazım. Kim kullanırsa kullansın. Ama şu algı çok yanlıştır. Kürtler kaçak elektrik kullanıyor. Ya bir kimlikle bir halkla kaçakçılık, hırsızlık özdeşleştirilir mi? Ayıp bir şeydir. Bunu yapmamak lazım. Bu. Yani direkt bir bölgesel olarak da yanlış. Bakın dışında bir bölge ağır olarak sanayinin da gelen tamamı, veriler bölge olarak. Ağır sanayinin tamamı buralardadır. İstanbul'dadır, Kocaeli'dedir, Bursa'dadır. Ve vatandaştan çok bu ağır sanayide kaçak vardır. Ve bu kaçak miktarı çok yüksektir. Bunun da önlenmesi lazım. Giderilmesi, tedbirinin alınması lazım. Efendim işsizlik nasıl istihdam yaratacaksınız? Biz sağlıklı büyüme ekonomisi dedik. Yani özellikle sağlıklı kavramını kullandık. Çünkü ekolojiye, doğaya, çevreye zarar vermeyecek yatırımları desteklemek gerekir. Sırf gelişeceğiz, büyüyeceğiz diye termik santraller, nükleer santraller, ormanları yok eden yatırımlar, suyu kirleten yatırımlar, doğamızı yok eden HES'ler vesaire, bütün bunların yapılmasına gerek yok. İstihdam dediğimiz şey sonuçta yaşadığı yerde, insanlarımızın yaşadığı yerde, Ardahan'da, Kars'ta, Artvin'de, Trabzon'da, Samsun'da, Kayseri'de yatırım yapma imkanlarının desteklenmesi demektir. Bu yatırımlar da eğer orada toprağa gömülecek, oraya kazılacak yatırımlar olursa daha fazla desteklemek lazım. Şu anda sıcak para Türkiye'deki borsaya, Türkiye'deki bankalara rant elde etmek için, yani faiz elde etmek için giriyor. Türkiye'de faizler yüksek olduğu için maalesef ki insanlar geliyor buraya parasını yatırıyor. Hiçbir istihdam yaratmayan, hiçbir şekilde işsizliği önleyecek bir yatırım yaratmadan büyük paralar kazanıp gidiyorlar. Biz daha çok güveni, istikrarı sağlayarak, Türkiye'de barışı sağlayarak, Türkiye'nin her bölgesinde yatırım yapılabilecek bir pozisyonu yakalayarak sağlıklı büyüme dediğimiz bu işçiyi, emekçiyi gözeten, doğayı, çevreyi gözeten yatırım politikalarını destekleyerek bunu yapabiliriz. Bir de vergi adaletini sağlayarak, yani az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alarak biz devlet olarak da bazı yatırımları, yani kamunun desteklediği yatırımları geri kalmış bölgelerde, geri kalmış şehirlerde destekleyebiliriz. Yani her yerde özel sektör öncülük yapsın demek zorunda değiliz. Çünkü dengesizlik var. Peki. Şehirler, bölgeler arası dengesizlik var. Bugün Kars'a yatırım yapın diye teşvik verdiğinizde insanlar gitmeyebiliyordu. Ama devlet orada öncülük yaparsa, eskiden kitler vardı, kar amacı gütmeyen kamu iktisadi teşebbüsleriydi bunlar. Ama orada araçlar da yakılıyordu biliyorsunuz değil mi? İşte araçlar barışı yani. İstikrara sağlayarak bunu yapmak lazım. Araçlar yakılıyordu. Son doğru. Evet, ama bunu da istikrara sağlayabilecek bir politikayla hayata geçirmek lazım. İsmail'den. Tamam Sedat sizden başlayalım. Ondan sonra da İsmail'e gelelim. Öyle bir toparlayalım. Ondan sonra kapatalım. Hemen. Sorum o zaman sorayım da. İstihdam iş sorunları yaptınız. Bir de iş cinayetleri var. Yani şöyle bir ülkeyiz biz. Bir yıl içinde kaç işçinin öleceğini, iş kazası, cinayetine kurban gideceğini hesaplayabiliyoruz. Bu bir öngörü değil. Maalesef. Ve bu konuda bir önlem alınmıyor. Maalesef. Yani işte kalkınmacı bir politikanız varsa, ekonomi olarak önünüze koyduğunuz bunları göz ardı edebiliyorsunuz. İşte mevcut şu günkü Türkiye'nin tercihi gibi ya da Türkiye'nin hükümetinin ya da onun direksiyondaki devletin olduğu gibi. Somut bir öneriniz var mı? Anladığım kadarıyla zaten bu çok şeylerinize baktığınız zaman. Sağlıklı büyümenin içerisinde bu da var. Çok iyi hatırlattınız. Çünkü çevreyi, işçiyi korurken İşçi güvenliği, iş güvenliği de sağlamadan bunu yapamazsınız. Yani bir patron bir yere yatırım yapacaksa işçinin ölümüne, işçinin canına rağmen orada yatırım yapsın da bize para kazandırsın, ülkenin ekonomisini kalkındırsın, işçinin canı cehenneme diyemezsiniz. Yatırım yapacaksa oradaki tedbirleri alacak parayı da harcamak zorundadır. Bunu iş yasalarında da kesinlikle, örneğin maden sektöründe olduğu gibi, güvence altına almazsanız kesinlikle işçi lehine bir düzenleme yapmış olmazsınız. Çünkü patron kendi çıkarını düşünecek, yatırımcı kendi çıkarını düşünecek. Ne kadar çok para kazanabilir. Biz de diyoruz ki ya sen o kadar uçuk paralar kazanma, onun bir kısmını da güvenliğe yatır, işçinin güvenliğine yatır, tedbir al. Birincisi bu, çok önemli ama tabii. Birincisi bu, yani yasal olarak zorlamak. İkincisi cezalandırmak. Yani iş tedbiri, güvenlik tedbiri almadığı için iş cinayetine sebep olan bir işveren öylesine ağır cezalandırılmalı ki hem ceza mahkemesinde hem tazminatla bir sonraki bu işi yapmayı düşünenler iyi tedbir alabilsin. Çok iyi örnek olması lazım cezalandırma sistemi. Türkiye'de kimse ceza almıyor. İşte Soma'daki yargılama ben de gittim orada izledim. Yani
3 kişilik bir mahkeme heyeti elinden geleni yapmaya çalışıyor, gayret ediyor ama biliyorum ki o mahkemenin bile onları cezalandırabilmesi çok kolay bir iş değil. Yasalar patron yararına, denetleme patron yararına, işçi yararına, işçi lehine değil. Bunların hepsi bir anlayışla, zihniyetle çözülebilir. Yani işçiyi seviyor, işçiyi koruyorsanız zihniyet olarak onu yaparsınız. Peki. İsmail? Evet. Tabii sizle ilgili haberleri ilgiyle izliyoruz. Anlamaya çalışıyorum ben de. Ben ve hani izleyenlerimiz de anlasınlar istiyorum. Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Bir süre önce büyüklerinize gittiniz. İlk defa gördük onları. Evet. Hayır dualarını aldınız. İşte eşiniz çok gözükmüyor ama öğretmen, iki kızınız var. Kimlerden etkilendiniz ve kendinizi nasıl tanımlarsınız siz? Selahattin Demirtaş olarak. Onu bir anlatabilir misiniz biraz? Ben yani 41 yaşındayım ve 41 yıllık hayatım boyunca yani kendimi bildim bileli ülkenin sorunlarıyla, ülkenin sıkıntılarıyla ya mağduriyet kimliğimle ya mücadeleci kimliğimle ya efendim işte buna müdahale eden müdahaleci kimliğimle sorunların içerisinde büyüdüm. Çocukluğumuz da böyle geçti, ilk gençlik yıllarım da böyle geçti. İçinde büyüdüğüm toplum, Kürt toplumunun içine doğdum, orada büyüdüm. Kürt sorunuyla, mağdur sıfatıyla da tanıştım. Buna karşı, bu haksızlıklara karşı mücadele eden kimliğimle de bu sorunla muhatap oldum. Ama üniversite yıllarından sonra hukukçu olarak, avukat olarak mesleğe başladıktan sonra daha çok insan hakları alanında ben yoğunlaştım. Ve insan hakları savunucusu bir avukat oldum. İnsan Hakları Derneği'nde yöneticilik yaptım. Üyesi olduğum Diyarbakır Barosu'nda insan hakları komisyonlarında çalıştım. Ve daha çok insan hakları alanında kendimi geliştirdim. Bu o alan bana çok değişik bir, geniş bir perspektifle dünyaya bakma, topluma bakma avantajı sağladı. Çünkü herkes için amasız, ancaksız herkes için hak ve özgürlüğü savunmak insan hakları alanına mahsus bir şeydir. Partiler bunu kolay başaramazlar. İnsan hakları alanı daha özgür bir alandır. Sınırları daha geniş bir alandır. Ben biraz o camianın içerisinde büyüdüm ve siyasi mücadelemle onu özdeşleştirmeye çalıştım. İçinde büyüdüğüm aile de yoksul bir ailedir, işçi bir ailedir, emekçi bir ailedir. Kardeşlerim de öyle. Çevremizde, komşularımda, arkadaşlarım da hep öyleydi. Ve her zaman Türkiye'deki siyaset yapma biçiminden rahatsız oldum. Kişi olarak da rahatsız oldum. İdeolojik olarak evet, ben muhafazakar, Müslüman bir ailede büyüdüm. Annem 5 vakit namaz kılar ve her gün, her vakitte barış için dua eder. Rahmetli Hacı dedem bir din alimiydi. Diğer rahmetli dedem yine muhafazakar dindar biriydi. Bütün ailem böyleydi. Bu eğitimle büyüdük ama ilk gençlik yıllarımda sol politika benim için daha ilgi çekiciydi ve bir solcu olarak büyüdüm. Muhafazakar kimliği de tanıdım, sol kimliği de tanıdım. İzmir'de okudum, Ankara'da okudum. Diyarbakır'da büyüdüm, aslen Elazığlıyım. Hakkari'nin milletvekilliğini yaptım. Türkiye'nin her yerinde yaşama, tanışma, toplumun... Kimden etkilendiniz mesela siz? Vallahi herkesten etkilendim. Ben mesela Abdullah Öcalan'ın kitaplarının neredeyse tamamını okudum. Ve çok etkileyicidir. Özellikle İmralı'ya yaptığı savunmalarda ortaya koyduğu perspektif, inanın ki şu HDP'de savunduğumuz şeylerin ana temelini oluşturur. Çok ön yargıyla yaklaşıldı, bebek katili dendi, terörist başı dendi ama büyük bir çırpınışla hep bunu anlatmaya çalıştı. Bizim anlatmaya çalıştığımız şeyi anlatmaya çalıştı. Kendisinden çok etkilendim. İnsan hakları savunucusu olduğum dönemlerde özellikle çok etkilendim. Çünkü tam da Orta Doğu toplumlarının yarasına merhem olacak sözler söylüyordu. Yani bu mezhep çatışması, kimlik savaşları, ulus devlet mevzusu, egemenlik mevzusu, kadın politikası, bütün bunlarla ilgili gerçekleşebilir şeylerden söz ediyordu. Ve bunu bir Kürt lider, silahlı mücadelenin öncülüğünü yapmış biri söylüyordu. Ve bütün bunları barış içerisinde yapabiliriz. Silaha gerek olmadan yapabiliriz diyordu. Bu da beni etkiledi. Buradan burada ve elbette Selahattin Bey sadece devrim mi oluyor? Okuduğum bütün romanlarda, öykülerde, şiir kitaplarında, izlediğim filmlerde hepsinde beni etkileyen bir şey vardır. Yani bir sentez olarak bende ortaya çıkar. Yani ille de şablon olarak bir düşünceyi örnek alarak hiçbir zaman düşüncelerimi savunmam. Hepsini okudum. Yani sol, sağ, liberal hepsini okuyup anlamaya çalıştım ki bir sentez yakalama gayreti içerisinde olayım. Hayır yani Türkiye'de ortaya çıkan ölümler, ortaya çıkan haksızlıkların politik olarak elbette ki resmi ideolojik olarak tek sorumlusu devlet, devlet aygıtıdır ama ortaya çıkan acıların tek sorumlusu devlet değil. Ki Sayın Öcalan İmralı yargılamalarına başlarken hatırlanılsın 99 çok duygusal koşullardı. Ben Türkiye halklarından özür dileyerek başlıyorum demişti savunmama. Yani kendi payına öz eleştirisini vererek, özrünü ifade ederek ben yol açtığım bütün acılardan dolayı özür dileyerek başlayacağım demişti.
devlet henüz özür dileme kısmını yapmadı. Yoksa herkes kendi payına düşeni elbette ki sorgulamalıdır. Sayın Ümitaş, çok merak ediyorum. Tabii ki gençlik yıllarınızda etkilendiğiniz pek çok kişi oldu. Hepimizin hayatta rol modelleri var. Gerek mesleki anlamda, gerek hayat anlamında. Bunu da sembolik anlamda söylemiyorum. Yani şey anlamda söylemiyorum, popülizm yapma anlamında söylemiyorum ama Mustafa Kemal Atatürk konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani elbette ki sıradan bir insan değil. Yani yaşadığı koşullar, mücadele ettiği koşullar, Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışı, bir Osmanlı subayı olarak bütün Osmanlı'nın dağılış sürecinden Anadolu'da bir ihtilal başlatmak, bir efendim halk kurtuluş mücadelesi başlatmak ve bütün o emperyal güçlere karşı taktik savaşları yürütmek, bu herkesin başarabileceği bir şey değil. Bir liderlik vasıfları olan insanlar bunu yapabilirler. Yani tarihte ancak o gibi dönemlerde liderlik özelliği olanlar bunu başarabilirler. Eleştirdiğim yanlışları, politikaları yok mu? Var. Fakat hani bu onun liderlik özelliklerini, öncülük özelliklerini ortadan kaldırmaz. Şüphesiz ki toplumlarda kritik tarihi dönemlerde bu tür liderler belirleyici olur. Ve liderler kendi siyasal düşüncelerini de gerçekleştirdikleri dönüşüme, yeni siyasal sürece rengini katarak yaparlar. Atatürk de bunu yapmıştır. Yani Kemalizmi bir ideolojik referans olarak kendisinden sonraki nesillere bırakmıştır. Hani bunu tam olarak böyle mi kurguladı, bu tartışılır. Fakat biliyoruz ki Dersim katliamı kendi döneminde yaşandı. Atatürk'ün rolü nedir, İsmet İnönü'nün rolü nedir, tarihi belgeler açıklansa bugünkü katliamın yıl dönümü 4 Mayıs 1937 Dersim katliamının parlamentoda kararının alındığı gündür. O yüzden yıl dönümü olarak anılır. Dolayısıyla hani hatalar, eksikler yapılmadı mı? Şu anda yaşadığımız sorunların büyük bir kısmı o dönem atılan yanlış temellerin de sonucudur. Ama iyi şeyler yapılmadı mı? Öylesine bir dönemde, yani 1900'lü yılların başında yapılan elbette ki doğru şeyler var. Cesaret isteyen, ancak bir cesur siyasi liderin yapabileceği ilerici şeyler de oldu. Bütün bunları birlikte değerlendirmekte fayda var. Hiçbir insan benim açımdan da tabulaştırılmamalı, putlaştırılmamalı. Yani doğrusuyla yanlışıyla biz liderleri eleştirmeyi veya desteklemeyi başardığımız anda bence çok daha rahat ederiz. Bu herkes açısından geçerlidir. Peki. Burada bence çok kısa bir soru sorayım. Biraz önce Öcalan üzerinden bir değerlendirme yaptınız. Şimdi Öcalan özgürlük kampanyası sürüyor bir taraftan. Sizin de genel af konusunda bir takım tereddütleriniz var. Bir, bu nasıl olacak? İki, genel af KCK hükümlüleriyle Abdullah Öcalan'ı kapsamıyor sadece. Muhtelif politik kimlikle bir takım fiillerle de suçlanan politikacılarımız var. Onları da kapsıyor. Yani bir genel haftan en çok yararlanacak kişi Abdullah Öcalan mıdır, yoksa o sözünü ettiğim politik kimlikli insanlar mıdır? Vallahi şu anda cezaevinde olan on binlerce insan, adli ve politik tutukların tamamı şu adaletsiz ve taraflı yargı sisteminin mağdurudurlar. Suç yok mudur? Ortada vardır. Yani cezaevinde bulunanların tamamı suçsuz mudur? Hayır. Cinayetler de var, hırsızlıklar var, tecavüzler var. Bütün bunlar yani kamu vicdanını derinden yaralayan suçlar da var. Hani tamamı suçsuz şekilde içeride yatıyor demiyorum. Fakat bir burada bir reform düzenlemesi yapmadan, yani adalet sistemini sağlıklı bir yargılama mekanizmasını adil, sağlıklı bir zemine oturtmadan, bunu başarmadan cezaevi reformu veya af reformunu konuşmak da çok kolay bir iş değil. Çünkü bir yanda kamu vicdanı, bir yanda mağdur olmuş içeride yatan mahkumlar, tutuklular. Bütün bunlar tamamıyla hem toplumsal bir barış, toplumsal bir reformun bir parçası olarak ele alındığında toplum bunu kabul eder ancak. Yoksa durup dururken hiçbir şey yok, bugün çıkalım genel af ilan edelim dediğinizde toplumun önemli bir kesiminden tepki de alırsınız. Yakınları içeride olanlar bundan memnuniyet duyar ama mağdur olmuş insanlar bundan rahatsızlık duyar. İkisini dengeleyen, yani toplumsal barışı, helalleşmeyi de eş zamanlı olarak yapabilirseniz bu adımları atmak daha kolay olur. Peki, noktalayalım artık arzu ederseniz. Peki, benim şu üç tane enteresan başlık vardı. Bir tanesi Figen Hanım benim yanımda değildi, ben onun yanındaydım cümlesi. En çok da sosyal medyada konuşulanlardan bir tanesi o. Diğeri AKP ile koalisyon yapmayız cümlesi. Bir diğeri de biri gelecek bizi kurtaracak, bana da güvenmeyin, liderlere değil ilkelere güvenin dedi. Ana başlıklardan bir tanesi de buydu. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Burada sizi ağırladığımız için. Çok sağ olun. Bu yoğun programınızda geldiniz bize. Benim için de büyük mutluluk, büyük bir fırsat oldu. İnşallah bu seçimde Türkiye şunu kazanmış olur. Yani HDP elbette ki barajı aşacak, güçlü bir şekilde parlamentoya gidecek ama
bundan çok daha büyük bir kazanım elde edeceğiz. Yeniden insani değerlerimizi hatırlayacağız. Yeniden siyasette ilkeli davranmayı hatırlayacağız. Ve bu seçim bunu kazandırır. Ve bize oy veren, güvenen, oy vermemesine rağmen bize güvenen, duaları bizimle olan, desteği bizimle olan hiç kimseyi mahcup etmeyiz inşallah. Bunu başarırız. Başarılar. Çok teşekkür ediyoruz de size. Bütün izleyenlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sorularımız da netti. Zaman zaman uzun sorular olabilirdi. Soruları sorabiliriz. Sedat Bey'e bakarak söylüyorsunuz. Yok. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Sevgili izleyenler, noktayı koyacağız. Liderler Fox'ta önce HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş vardı. Biz değerlendirmeyi sizlere bırakıyoruz. Biz sorularımızı sorduk. Kendisi cevaplarını verdi. Değerlendirme size aittir. Önümüzdeki günlerde diğer liderler de inşallah burada olacak dedikten sonra kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Sabrınıza da çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.